İyi akşamlar. Sağım Solum Tarih programına hoş geldiniz. Seçimlerden bir hafta sonra yine karşınızdayız. Geçen hafta ara vermiştik. Ben İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden, Siyasi Tarih Bölümünden Mehmet Alkan ve iki duayen gazeteci Sayın Altan Öymen ve Sayın Taha Akyol. Üçümüz bugün üç konuda konuşmaya çalışacağız. Bir tanesi 1 Kasım seçimleri, seçimlerin sonuçları ve nasıl bir Türkiye bizi bekliyor, onun üzerinde duracağız. Daha sonra geriye doğru seçimlerden sonra Türkiye'yi ne tür manzaralar beklemiş, ne tür hükümetler beklemiş veya oluşmuş, onlar üzerine konuşacağız. Son bölümde de tabii artık 9 Kasım'a girmiş olacağız. Atatürk'ün vefatının bir gün öncesinde Atatürk'e dair bir konuşmamız olacak, küçük söyleşimiz olacak. Şimdi isterseniz önce seçimler yapıldı, artık bitti o hararet. Bir şenliksiz günler geride kaldı diyelim tartışmalarıyla beraber. Önce manzaraya bakalım. Seçim sonuçları, 1 Kasım geçici sonuçları tabii ki. Bir süre sonra Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklayacak. Şimdi ekranda da görüyorsunuz seçim sonuçlarını. AKP %49,5'la, CHP %25,3'le, MHP 11,9'la, HDP 10,8'le ve 0,7 ile de Saadet Partisi sıralanmış durumda. Bu manzaraya göre şu anda tek parti hükümeti kurulabiliyor. Ve bu tek parti hükümeti kurulacak. Türkiye'yi nasıl bir siyasal gelecek bekliyor? Nasıl bir kompozisyon bekliyor? Altan Öymen'den başlayalım. Buyurunuz Altan Bey. Evet, şimdi bir kere bu seçimler üzerine bir iki kelime söylemek lazım. Şimdi aslında bu ilk defa Türkiye'nin başına geliyor. Bir seçim yapıldıktan hemen 5 ay mı oluyor? 5 ay sonra yeni bir seçim yapılmış oluyor. Bu anayasadaki bir hükme dayanarak yapılmış bir şey. Fakat olağan bir şey değil yani demokrasilerde. Bazı ülkelerde belirli koşullar altında bu tekrar seçime gidilmiş. Fakat bazılarında hiç iyi sonuç vermemiş. Mesela en tipik sonucu şeydir, Almanya'da Hitler'in iktidara gelişinden önce tıpkı buna benzer bir şekilde bir erken seçim yapılmıştır. Hitler o zaman Alman anayasasında mevcut olan bir hükümle güven oyu almasına gerek olmayan bir hükümetin içindeydi ve başkanıydı. Ve seçim imkanı, seçime gitme imkanı da vardı. Cumhurbaşkanıyla anlaşmak suretiyle. İşte gitmiştir, bir sürü hadise falan olmuştur. Talihsiz bir hatırası vardır dünya şeyinde, yani siyasi tarihinde. Tabii akla en kötü ihtimal geliyor. İyi ihtimaller de olabilir. İşte Yunanistan'da ikinci defa seçime gidildi. Şimdilik hükümet yerinde duruyor. Yunanistan'da yeni bir kargaşa alameti, en azından büyük bir kargaşa alameti ortada yok. Ama her halükarda bu normal bir durum değil. Bunun tekrar etmemesine çalışmak lazım. Çünkü burada şu oldu. Anayasada Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verilmiş. Fakat hükümet kurulsun diye verilmiş. Ama bu yetki hükümet kurulmasın diye kullanıldı. Yani nasıl kullanıldı? 45 günlük sürenin sonu bile beklenmeden 8-9 gün öncesinden bu hükümet kurulamıyor denildi. Daha bir ikinci kişiye hükümet kurma görevi verilmeden yani artık kurulamıyor diye bir karar ile bu kurulamaz hale geldi. Ve sonra da o 2 ay boyunca belki biraz daha fazla güven oyu almadan hükümet edebilecek, yerinde kalabilecek bir hükümet modeli harekete geçirildi. Ne meclis tarafından murakabesi mümkün oldu, denetlenmesi mümkün oldu. Ne de hakkında herhangi bir şey, iddia falan olursa soruşturulması mümkün bir halde bu hükümet. Şimdi işte 18 gün daha galiba, 18 gün mü yok. İşte bir süre daha yani hala iş başında olacak. Yani bir daha bu son olsun diye temenni etmek lazım. Benim bu seçimler üzerinde söyleyecek bir şey ararken aklıma ilk gelen budur. İkincisi de tabii biz şimdi şeydeki 5 ay önceki sonuçlar tamamen değişti. Tek başına hükümet kuracak durumda bu hükümet. Şimdi ne yapacak? Gündeme o geldi. Herhalde bunu da soracaksınız. O konuda da şey yapacağız. Tamam. Tabi. 1 Kasım seçimlerini geleceğe yönelik nasıl değerlendirmemiz lazım?
1 Kasım seçimleriyle 7 Haziran seçimlerinin çok farklı sonuç vermesi, çok farklı konjonktürde yapılmış olmasından kaynaklanıyor. 7 Haziran seçimlerine giderken gündemdeki konu yolsuzluklardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzluklarının üstünü örttüğü muhalefet tarafından çok gür sesle söyleniyor, meydanlarda konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı meydanlarda açıkça parti propagandası yapıyordu. Bunları sayışımın sebebi, bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisinin yaptırdığı seçim araştırmasında da bize oy kaybettirdi diye belirtilen hususlar. Benim yorumum değil. Bunlar işte şu nasıl bardaksa o şekilde gerçek olaylar. Saray çok konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı hem seçim propagandası yapması hem saray çok konuşuluyordu. Ve İslami kesimde de ya işte kibirlenme başladı, bu yolsuzluklar da olmaz ki, bunlara bir uyarıda bulunalım diye bir takım eğilimler vardı. Bunlar sandığa gitmediler. 1 Kasım seçimlerine geldiğimizde gündem tamamen değişmiş. Terör birinci madde olmuş. Hem PKK terörü hem IŞİD terörü Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye'de hükümet kurulamamış. Hükümet kurulamayışının sebebi de bence kurulmak istenmemesidir. Yoksa koalisyon kurulabilirdi. AKP-CHP koalisyonu kurulabilirdi. Terör bu kadar ülkeyi tehdit eder vaziyete gelmişken ortada hükümet yok. Aman istikrar, doların artışı artık yakıcı bir noktaya gelmişti. Birinci seçim, 7 Haziran seçimi, AKP'ye bir ders verelim, bir uyarı verelim ikliminde yapılırken, 7 Haziran'da aman Türkiye hükümetsiz kalmasın, güçlü bir hükümet olsun ikliminde yapıldı. Ve AKP kaybettiği oyları alarak tek başına iktidara geldi. Elbette 7 Haziran seçimleri ne kadar meşru ise bu seçimler de o kadar meşrudur. Ama şu görüldü, konjonktür değişince Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları nasıl değişiyor? Hakikaten ilk oyu %37'dir. %50 oyunu görmüştür. %40'a kadar düşmüştür. Tekrar %59, %49'a kadar da çıkabilmiştir. Bu oyların ne kadar hareket edebilir olduğunu görüyor. Bu Adalet Partisi'nde, pardon, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bak zaferi kazandık, bu tür kibir olayları da oldu. Gazetelere emir veren falanca falancalara at, sana hayat hakkı tanımayız, sana müsamaha ederiz. Bunu konuşturan ne? Bunu konuşturan bir gazetenin sahibi olmak, yöneticisi olmak, başyazar olmak değil. Bunu konuşturan sırtını iktidara dayamış olmak. Bu tür kibir olaylarını biz 1 Kasım seçimlerinden sonra gördük. İşte partinin yöneticileri bunu dikkate alarak konjonktür değiştirdiğinde oyların da nasıl değişebileceğini görerek Davutoğlu'nun balkonda yaptığı konuşmada söylediği gibi tevazu, uzlaşma, herkesi kucaklama tavrından uzaklaşmamalıdır. Uzaklaşırsa tekrar oy kaybına uğrar. Oy hakkını kullanarak uyarısında bulunabilir. İsterseniz şöyle diyelim, oradan da Davutoğlu'nun balkon konuşmasına geçip onu değerlendirmeye başlayalım. Bir defa 1 Kasım itibariyle milli irade gerçekten tecelli etti, ortaya çıktı. Fakat milli iradenin ne olduğunu tanımlamak çok önemli. Milli irade çoğunluğun iradesi değildir. Çoğunluk, yani siyasi anlamda çoğunluk ve siyasi anlamda azınlığın toplamını ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla seçimler yapıldı, bir yarıştan çıkıldı. Eleştirilebilir geriye dönük olarak adaletsizlikler oldu, eşitsizlikler oldu, şunlar oldu, bunlar oldu diye. Ama sonuçta klasik anlamda ne iyi ki Türkiye 32. seçimini yaptı ve bu seçiminde de insanlar, oy verecek seçmenler iradesini kullandılar ve tek partiyi iktidara geçirecek biçimde sonuç ortaya çıktı. Şimdi bundan sonra ne olacak? İsterseniz bunun cevabını biraz daha konuşalım ama öncesinde Ahmet Davutoğlu'nun seçimlerden sonra yaptığı balkon konuşmasına bir bakalım. Onun üzerine değerlendirmemizi yapalım. Buyurun. Demokrasiden, hukuktan, adaletten, merhametten, şefkatten, sevgiden geriye bir adım gidilmeyecektir. Herkesin hukuku güvence altındadır. Ve herkesin hukuku, 78 milyon vatandaşımızın hukuku mutlak surette korunacaktır. Türkiye'yi her türlü kutuplaşmadan,
her türlü çatışmadan, her türlü gerilimden çıkaracağız. Bu seçimde yenilen yoktur. Bu seçimde Türkiye kazanmıştır. Milletimiz kazanmıştır. Hiç kimse yenilmemiştir. Demokrasimiz kazanmıştır. Bu zafer şu veya bu kesimin değil, 78 milyonundur. Hiç merak etmeyin. Biz mesajınızı aldık. 7 Haziran'da verdiğiniz mesajı da bugün söylemek istediğinizde çok iyi anladık. AK Parti 2002'den bu yana olduğu gibi bugünden sonra da toplumun her kesimini kucaklamaya, ayırt etmeden 78 milyona hizmet etmeye devam edecektir. Bugün burada sizlere sadece seçimi büyük bir onurla kazanmış AK Parti'nin genel başkanı olarak değil, 78 milyonun başbakanı olarak hitap ediyorum. Siyasi tercihleri ne olursa olsun, etnik veya mezhebi kökeni ne olursa olsun, bilinsin ki önümüzdeki 4 yıl omuzlarımızda aldığımız sorumluluğu bütün vatandaşlarımıza karşı bir an dahi ayrım yapmadan yerine getireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, düşünce ve fikir ve inanç özgürlüğü bizim teminatımız altındadır. Kavganın, gürültünün, kutuplaşmanın olmadığı, siyasetin normalleştiği, herkesin birbirine barış içinde selam verdiği yeni bir Türkiye için hep birlikte kolları sıvayalım. Evet, seçimlerden sonra Davutoğlu'nun balkon konuşması eski Başbakan Erdoğan'ın uygulamasıydı. Ahmet Davutoğlu tarafından devam ettiriliyor. Çok fazla mesaj verildi. Kardeşlikten, herkese kucak açmaktan, herkesin başbakanı olmaktan, herkesin hükümeti olmaktan, yenilenin olmadığını, zaferin de bütün Türkiye'nin zaferi olduğunu vurgulayan, hukukun, özgürlüğün tam olarak hayata geçirileceğinden, üstüne üstlük kutuplaşmanın da artık giderileceğinden, bu yönde hükümetin adım atacağından söz eden demokratik bir konuşma yapıldı. Hakikaten öyle mi? Altan Öğmen nasıl yorumlayacak bu konuşmayı? Şimdi konuşmada anlatılan hedefler güzel tabii. Herkesin tasdik edeceği, kabul edeceği şeyler. Ama bu politikada bir söz vardır. Bazı politikacılar yaptıklarıyla iftihar ettikleri zaman derler ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yani yapacaklarını söylüyor Sayın Başbakan. Fakat şimdiye kadar yaptıkları hatırlanınca acaba o yaptıkları şimdiye kadar bundan sonrakilerinde örneği olacaktır diye insanın aklına soru işareti takılıyor. Bu soru işareti önemli bir soru işareti. Çünkü bu balkon konuşmalarını ve benzeri konuşmaları daha önce de dinledik. Netice ne oldu? Bir iktidar var şeyde, hükümet memleketin başında. Ve sadece kendisine oy verenlere hitap edip onları kucaklamakla meşgul. Ötekilerin büyük çoğunluğunda vatan hainliğine varacak kadar ithamlar karşısında bırakmakla meşgul oldu şimdiye kadar. Hatta bu son seçim sırasında da. Hatta Sayın Başbakan'ın konuşmalarına bakılırsa onda da birçok örnekleri bulunur. Yani böyle bir geçmişi var bu işin. Bu geçmişi unutturmak için güven verici bir takım adımlar atması gerekir bugünkü hükümetin. Sizce mesela o güven verici adım ne olabilir? Yani ne ikna edebilir? Ne dersiniz? Şimdi bir kısım şeyleri yapmamak. Şimdi baksana da basına karşı yönelen bir kere bir şeyler var. Yapılan işlemler var. Bir kısım gazeteler kapatılmış. Bazı öyle ki televizyon yayınlarının bir kısmı şeyden çıkarılmış. Yani bağlı oldukları yayma teşkilatından nedir o Türkcell'den çıkmış. Platformlardan çıkarılmış. Ondan sonra Türkiye'de basın özgürlüğünden bahsediyor bir yandan. İşte şeylere girilmiş. Kayyumlar falan marifetiyle gazetelere girilmiş. Bir kısmına daha girileceğinden laflar ediliyor. İktidarı destekleyen basın gazetelere talimat vermeye başladı. Şimdi şu adamı atın, bu bir hanımı gönderin, ondan sonra konuşun falan gibi. Böyle bir yani gayet herkese meydan okuyan bir de şey var. Bir takım insanlar var.
politikada var, basında var. E şimdi bunlarla başbakanın konuşmaları bir arada yürüyemez. Bunlardan birini tercih etmesi lazım hükümetin. Hı-hı. Ya onlar gibi eski şeyine Hı-hı. devam edecek. Eski başkan konuşmalarında başımıza geldiği gibi yapılan vaatlerin tam tersinin yapıldığını göreceğiz. Yahut da hakikaten bu istikamete gidecek başbakanın söyledikleri elbette doğru. Hükümetin başbakanı da, devletin cumhurbaşkanı da 78 milyon vatandaşların hepsini kucaklamak zorundadır. Bu anayasal görevleridir ve siyasetin de kuralları arasındadır. 49,5 almış şimdi, yani artmış oyu. Ama %50,5'da karşı tarafta oy var. Karşı taraf derken yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermemiş olanlar. Şimdiye kadar yaptıklarını tasvip etmemiş olanlar var. Kaldı ki bu seçimden önce olanlar hatırlanırsa, suikastlar orada burada, orada burada diyeyim, Suruç'ta, Diyarbakır'da, Ankara'nın ortasında yüzlerce insan öldü. Evet. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman. 102 sadece Ankara'da öldü. 30 küsur şeyde öldü, Suruç'ta öldü. 4 kişi şeyde öldü. Yaralananlar var birçok. İşte yani memleketteki hava böyle bir suikastlar havası falan içindeyken en azından bu açılmış olan yaraların da sarılması lazım. Yani dilerim Sayın Başbakan'ın dediği şeyler gerçekleşsin. Sonra bu basına hücumlar falan denildiği zaman sanki basının çıkarları savunuluyormuş gibi anlaşılıyor. Yahut bazıları öyle anlamak istiyor. Basın denilen şey vatandaşların olan bitenden haberi olması için var olan bir şeydir. Basın hürriyeti de o amaçla kutsal bir, demokrasinin kutsal bir unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Ve öyle olması zaten gerekir. Bütün vatandaşların haber alma imkanlarını ve özgür yorumları izleme imkanlarını ortadan kaldırıyor bu gidiş yani. Onu da unutmamak lazım. Dilerim bu bir şimdiye kadarkilerin hakikaten bu acı anılarını ortadan kaldıracak siyasetler izlenir hükümet tarafından. Peki Taha Bey. Ben Altan abiden bir noktada farklı olarak başbakanın samimi olduğu ve bu şekilde ülkeyi yönetmek için gayret edeceği kanaatindeyim. Bu sadece onun akademisyen kimliğine duyduğum saygıdan ve bir ölçüde tanıdığım kişiliğinden kaynaklanmıyor. Kendisi başbakan olduktan sonra izlediği politikada da bugün söylediği gibi kucaklamaya çalıştığını, tansiyonu düşürmeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etti. Hatta Kılıçdaroğlu Davutoğlu'yla çok iyi diyalog kurduklarını, bir koalisyon kurulabileceğini, koalisyon kurulmayışının sebebinin Davutoğlu olmadığını söyledi. Demek ki rakip partide bile güven yaratan bir kişiliğe sahip. Ayrıca seçim meydanlarında elbette taraftarlarına hamaset verdi. Ben hamaseti sevmem ama seçimlerde özellikle bizde oluyor bu. Hamaset verdi. Fakat rakip liderlere hakaret etmek gibi, o kitlelerin dayandığı duyguları aşağılamak gibi tavırlardan uzak durdu. Dolayısıyla ben Sayın Davutoğlu'nun bu sözlerinde bir taktik yapmadığı, samimi olduğu ve böyle hareket edeceği kanaatindeyim. Farklı davranışlar olabilir. İşte oradaki problem Türkiye'yi başbakanın mı yönettiği yoksa Türkiye'nin saraydan mı yönetildiği meselesidir. İşte burada sistemdeki iki başlılık, sistemin tabiatından gelmeyen ama uygulamadan gelen iki başlılık. Türkiye'de bu otoriterleşme, Altan abinin haklı olarak eleştirdiği ayrımcılık yapma, baskı gibi olaylar Davutoğlu'yla ilgili değil, 2010 veya 2011'den sonra gündeme gelen olaylardır. Davutoğlu'nun birkaç tavrından dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiğini biliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Ne için teşekkür etti? Koalisyon görüşmelerindeki nezaketinden dolayı teşekkür etti. Terörle mücadeleye verdiği destekten dolayı Başbakan Davutoğlu ana muhalefet lideri yani rakibi Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Bu medeni bir davranıştır. Halbuki daha önce Kılıçdaroğlu çözüm sürecinde hükümete biz açık çek veriyoruz. Yeter ki bu meseleyi çözün dediğinde o dönemin başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan buna tepki gösterdi. Kendisi muhtacı himmet bir dede diye aşağıladı Kılıçdaroğlu. O yüzden ben başbakanın samimiyetini, söylediği sözlerindeki samimiyetini, politikaları eleştirilebilir.
ülkeyi böyle yönetmek istediğine inanıyorum. Bunda samimidir. Fakat yönetimi o mu yapacak? Yönetim paylaşılacak mı? Bu konuda biraz bekleyip görmemiz lazım. Bir anlamda AK Parti içi, AK Parti de bir koalisyon. İçinde çeşitli gruplar var. Onlar kendi ağırlıklarını koymak istiyorlar. Kendi vizyonlarını belki partiye taşımak istiyorlar. Bunun da bir belki rekabeti parti bunu içerisinde... Bunu bugün gördük. Bu dediğiniz faktörü bugün gördük. Sayın Binali Yıldırım hakikaten büyük bir projecidir. Türkiye'deki büyük altyapı yatırımlarının hepsinde onun imzası vardır. Bu kişiliği bir tarafa. Ama Cumhurbaşkanlığına özel yakınlığı da biliniyor. Nitekim eski bakanlardan Cumhurbaşkanlığı danışmanı oldu. Üç dönemlikten dolayı milletvekili olmadığı sırada. İzmir'de bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplantısında konuşuyor. Toplantıda doğal olarak partinin genel başkanı Davutoğlu'nun fotoğrafı var. Sayın Binali Yıldırım konuşurken ekranda, televizyon ekranda Davutoğlu'nun fotoğrafı arkadan görülüyor ve Binali Yıldırım diyor ki seçim zaferimizi sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Davutoğlu o arkada resim olarak duruyor. Bunlar zaman içerisinde nasıl gelişecek onları bilmiyoruz. Benim temennim parlamenter sistemde başbakanın ülkeyi yönetmesi temel prensip olduğu için ve parlamenter sisteme inandığım için bir, iki, Davutoğlu'nun bu uzlaşmacı yumuşak tavrını siyasette doğru bir tavır olarak gördüğüm için iki, bu iki sebepten ben onun tavrının iktidara hakim olmasını diliyorum ama zaman nasıl gelişecek onu göreceğiz. Tamam. Tabii bu aslında çok doğru söylüyor Taha Bey. Yalnız bu kimsenin insafına bırakılmayacak kadar ciddi bir iş bu söyledikleri. Anayasa böyle diyor çünkü. Elbette yani anayasa üzerine yapılmış bir de yemin var. Zaten anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri belli. Sorumsuz olduğu da yazılı. Zaten yetkili olmak için sorumlu olmak lazımdır belirli konularda. Zaten yapabileceği şeyler de sınırlı. Ama daha önce kendisi dedi ki bu şey değişmiştir zaten. Türkiye bir gelişme içindedir. Yani fiilen değişmiştir dedi. Fiilen ve bunun da işte şey hukuken de değişmiş olması sağlanmalıdır anlamında gelecek sözler söyledi. Şimdi bu böyle devam ettiği sürece bu iddia ve buna hayır böyle olamaz denilmediği müddetçe hem de AKP grubu içinden bazıları tarafından da bu görülmediği sürece o zaman çok iyimser olma imkanı ortadan kalkıyor maalesef. Yani elbette ki Davutoğlu başbakandır. Sorumluluğu o taşıyor. Eğer bir gen yetki soruları, ondadır. Yetki ondadır. Sorumluluğu yani soruşturma sorumlu. Açılırsa meclis soruşturması ona karşı açılacaktır. Cumhurbaşkanlığı açılamaz zaten. Yani davul hani kimin boynundaysa onun şey olması lazım. Tokmağı da elinde tutması lazım. Bu manzaranın bir an önce yerine oturması gerekir. Evet. Bunu da bir temenni olarak belirtmek lazım. Peki şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklama gideceğiz. Reklamlardan dönüşte biraz anket şirketlerini de konuşacağız. Çünkü 1 Kasım seçimlerinden önce çok değişik sonuçlar ortaya çıktı. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden hoş geldiniz. Şimdi anketleri biraz değerlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz seçimlerden önce, 1 Kasım seçimlerinden önce birçok anket sonucu yayınlandı. Biri dışında diğerleri tam tahmin edemedi. Ve bir sıkıntı oldu bu konuda anket şirketlerine yönelik. Şimdi Türkiye'de anket çalışmaları, siyasi anket çalışmaları, kamuoyu yoklamaları ne zaman başladı? Biraz ondan söz edip o anket sonuçlarını da değerlendirmek istiyoruz. Şimdi benim yanımda arkadaşlarım gösterecekler. Bir Vatan Gazetesi'nden bir başlık var. Anketimizin neticeleri diye. Aynı Türkiye'de şey. İlk kamuoyu yoklamasını Vatan Gazetesi, Ahmet Emin Yalman'ın sahibi olduğu Vatan Gazetesi yapıyor. Mesela bir takım sorular soruyor. Önce o sorulardan biraz söz edeyim. Seçimlerde oy kullanacak mısınız? Oy sandığının namusuna bu defa saygı gösterilecek mi? Oylarınızı hangi partiye vereceksiniz? Mecliste müstakil milletvekili bulunmasını istiyor musunuz? İkinci bir meclis kurulmasına lüzum var mı? Mecliste hangi partiden kaç milletvekili görmek istersiniz? Kimin başbakan olmasını istersiniz? Ve cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz? Şeklinde sorular soruluyor. Onların cevapları alınıyor. İlginçtir. Mesela
seçime katılma oranını gazete, Vatan Gazetesi %94 tahmin ediyor. %90 çıkıyor 1950 seçimlerinde. Veya Demokrat Parti'nin alacağı oyu %56 olarak tahmin ediyor. 50 seçimlerinde %53 çıkıyor. Yani buradan çok yakın, evet, çok yakın tahminler görebiliyoruz. CHP'de yanılıyor %11, %39 gibi. Ama sonuçta sandalye dağılımını vesairesinde buluyor. Burada başlıkları göreceksiniz. Mesela anketimiz burada şöyle bir yöntem izleniyor. Daha somutlaştırayım. Çünkü yaklaşık 4 sene sonra 1954'te yapılacak seçimlerde Hürriyet Gazetesi gazetede, gazetenin içinde şimdi göstereceğim kuponları yayınlıyor. Şöyle kuponlar. Şimdi burada siz mesela sizce hangi parti seçimi kazanacak diyor. Buraya partinin ismini yazıyorsunuz. Demokrat Parti kaç milletvekili çıkaracak diyor. CHP kaç milletvekili çıkartacak vesaire. Ve tabii bütün bu milletvekili rakamı 541'i tutmalı. Bu konuda bunları doldurmanızı ve doldurduktan sonra Hürriyet Gazetesi'ne göndermenizi istiyor. İşte başka başka okuyucuların doldurdukları kuponlar bunlar. Gazeteden kesiyorlar. Tabii bu bir zahmet, unutmayalım. Yani insanlar zahmete giriyor. Bilgisayar yok. Hem insanlar hem de bunun, evet, sayımını düşün. Evet, tek tek yapacaklar. Ama gazetenin tirajını artırabilecek bir şey. Evet. Yani bir partiyi tutan kimse benim partim yüksek çıksın diye 5 tane doğru alabilir falan. O da doğru. Hayır, alabilir, ha, gönderebilir diyorsunuz. Gönderebilir. Şey, sonuçları doğru tahmin edene de 10 bin lira vaat etmiş Hürriyet gazetesi. Kim kazandı 10 bin lirayı o dönemde bilmiyorum ama bu 1954'ün seçim tahminleri de böyle. Yani bu tür kuponların... Doğru çıkmış yani. Evet. Hürriyet'inki de çok seçim sonuçlarına... Doğru çıkmış mı? Evet, yakın bir tahmin ortaya çıkartıyor. Sonra 1960'lara geliyoruz. Mesela Günaydın gazetesi seçim anketi sokaklarda davullu zurnalı dolaştırarak sokaktakilerden kanaat toplamaya çalışıyorlar. Yani hangi partiye oy vereceksiniz, hangi parti oy kazanır vesaire. Tam bu noktada aslında Türkiye'de seçim anketlerinin başlamasına sebep olan insanlardan biri bir yönetici olarak aynı zamanda Altan Öymen. Şimdi onun inisiyatif kullanarak yaptırdığı seçimler var 60'lı yılların sonunda. Onu bir dinleyelim isterseniz sizden. Şimdi benim hatırladığım, işte gazeteciliğe başladıktan sonra Türkiye'de hakikaten böyle şeyler vardı. Yani, evet, anket, gazete bir şey yanmıyor. Affedersiniz, bu anket türünü Demokrat Parti 57'den sonra yasaklıyor. Ben onu söylemeyi unuttum. 61'den sonra tekrar serbest bırakılıyor. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi o dönemde bir bu yapılırdı. Bir de başka bir metot. Yine Hürriyet Gazetesi de yaptı bunu. Kaçta? 1957'de. Evet. 57'de şu tür bir anket yapıldı. Burada örnekleri de var. Türkiye'nin belirli illerine ve sokaklarına hatta insanlar gönderiliyordu. Şurada şey var. Yani Hürriyet mensupları gidiyorlar. Bir sandık kuruyorlar. Seçime girerken Hürriyet 67 yılda. Metot suydu. Sandıkta 100 kişi oy kullanıyor. İlk gelenler falan sıraya giriyor. Ondan sonra hangisi ne kadar almış? İşte 41 biri almış. Öyle bir şey yapmış. Bu epeyce bir uygulandı. Yani o seçim 57 seçiminde başladı. Fakat devam edemedi. Sebebi şuydu. Şimdi herkes kim önce haber alırsa 8.30'da sandık kurulacak diye bir yerden sandık haber şurada kurulacak diye haber alınca oraya gidiyorlar partinin mensupları. Sıraya da giriyorlar. 100 kişi oy kullanabilecek. 100 kişi falan oy kullanıyor. Bir türlü şey olmuyor. Birkaç gün böyle bakılırsa zaten Hürriyet Gazetesi'nde. Onları işte, koyayım biri. Şurada tabii. Bu yok mu orada? Ha, burada bunlar var. Ve İç sayfada da devam ediyor bunlar. Tek tek mesela Bursa'da bir ilde yapıyor, bir ilçede yapıyor, bir başka yerde yapıyor. Yani dört yerde bir il için şurada var mesela örneği. Onları da ilan ediyor Bursa'da, Sinop'ta. Seçim sonuçları nasıl olacak? Nasıl olacak diye. Fakat bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Sonuçta geçmiş şeylere de bakılarak, seçim sonuçlarına da bakılarak ve bugünkü muhabirlerinin, onların o zamanki muhabirlerinin de işte elde ettikleri bilgilere, bulgulara bakarak bir tahmin yaptı. Öyle devam etti bunu. Şimdi bunlar yapılırken dünyada aslında bu Amerika'da başlamış malum, evet, ilk önce.
Sonra Avrupa'ya intikal etmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, orada 45'lerden sonra olmuş. Yani Almanya mesela 49'da işte federal hükümet orada kurulduktan sonra, orada ben basın ateşliği olarak bulunmuştum orada birkaç sene. O sürede iki şirket vardı. Bir tanesi Allensbach Enstitüsü diye, Elizabeth Neumann diye bir hanım, çok meşhurdu. O anketler yaptırıyordu ve her şeyi tutturuyordu. Ama birçok alanda anket çalışmaları yapıyordu. Sonra galiba Emnit diye bir şey daha onunla, ona paralel olarak. Onlar rakiptiler. Şimdi bu şirketlerin asıl ekonomiyle alakalı araştırmaları vardı. Yani özel teşebbüsün isteklerine göre hareket ediyorlardı. Yani ne bileyim, mesela bir otomobil yeni, onun dizaynı yapılacak. Vitesi direksiyondan mı olsun, aşağıdan mı olsun, halk hangisini seçiyor falan. Buna göre bir sonuç çıkarıyordu. Fakat bunun kontrolü mümkün değil. En azından kısa bir zamanda mümkün değil. Çünkü o araba yapılacak, edilecek falan. Sonra acaba hakikaten ona bir talep var mı yok mu, beğenilmiş mi beğenilmemiş mi belli olamıyor. Çünkü başka aksamı da var şeyin, otomobilin. Hı hı. Ama işte öyle anket olarak bunlar yapılıyor. Siz ilk orada tanık oldunuz yani. Bu evet evet, bu şeylerde mi? Mesela şeyde cumartesi pazarları dükkanlar kapalıydı. Hı. Cumartesi öğleden sonra pazarları da şeyde büyük mağazalar falan kapalıydı. Bunların pazarları da açık olması, ya cumartesi de işte biraz daha fazla açık olması falan, bu konuda anket yapılıyordu. Bunun da kontrolü mümkün değildi. O kural değişene kadar istiyorlar mı istemiyorlar mı belli değildi. Ama en kontrolü mümkün olan şey seçimlerdi. Yani seçim, çünkü yapıyorsunuz belirli bir tarihte ortaya çıkıyor. Evet. Yanıldınız mı belli olmuyor. Bu Allensbach Enstitüsü dediğimde bir önemli bir hata yaptı ve prestij kaybettiydi. Tabii o onun öteki alanlardaki, özellikle işte ekonomik alandaki işlerini de sekteye uğrattığı için ciddi bir müeydisi var. İşte müthiş dikkat ediyorlardı. Bu sonra çok geliştirildi. Sandık sonu şeyleri, sonuçlarının da hemen ilan edilmesi falan gibi şeyler de oldu. Peki gelişmeler siz ne de zaman oldu. Bunu şimdi Türkiye'de bu ilk olarak şöyle bir şey, 1969 seçimlerinde Akşam Gazetesi'nde bu yapıldı. Daha doğrusu Akşam Gazetesi'nin girişimi ve desteğiyle yapıldı. Şöyle, Ankara'da, ben o sırada Ankara'daydım. Ekrana verdik şu anda zaten. Şimdi şurada, sağda Adalet Partisi galip gelecek, evet. 69 seçimlerinde. Bunu o zaman ilk basın yayın okulu, yani yüksek okulu açılmıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ek olarak, sen hatırlarsın. Evet. Şimdi o Nermin Abadan onun hocasıydı. Ve bu kamuoyu araştırmaları yolu da işte anlatılırdı orada, bütün usulleri usulleri. Oradan 5 öğrenci bulduk biz Akşam Gazetesi'nde. Şimdi onlar hakikaten bu ilk bu anlamda şeylerin, işte kamuoyu araştırmalarının bir şeyleridir. İlk askerleri gibidir. Şimdi ne yaptılar? Bir şirket değil de bir dernek kurdular kendi aralarında. Adı da şimdi burada notumda vardı. KON'da değil de KUAT. KUAT'tı. KUAT. Tamam. Şimdi KUAT'tı ve bayağı ciddi, o zaman uygulanan Avrupa'da, Amerika'da hangi metotlar varsa onları uyguladılar. Mesela örnekleme usulü yaparken seçmen listelerine ulaştılar. Ulaştılar derken zaten herkese açık. Her 500. kimseyi 4 yerde, 4 ilde yaptılar bunu. 500. kimseyi denek olarak seçtiler. Bir de tesadüf örnekleme dedikleri bu. Evet. Bir de yedek üye seçtiler. Çünkü gelemez edemez diye. Ciddi şekilde çalıştılar bu 5 kişi. Ve sonuçta evet, doğru. Büyük ölçüde tutturdular. Orada bilmiyorum, onu da gösterecek mi? 5 şeyle 5 puan toplam farkıyla galiba. Yalnız şeyleri kaç milletvekili çıkaracaklarını tespit ediyorlardı. O bir şey, yani şimdi %5 hataydı, sonucu bildirmişti, evet. Diyor. Sağ tarafta. Ekranın sağında. Enteresan olan şey, gazetenin %5 hata da büyük hata. O zamanın ama şeyleri düşün. Mesela kaç orada rakamlar, buradan göremiyorum ama yani
3-5 farkla bildiriyor milletvekili sayısını. Ama iktidarda olduğunu çok açık bir şekilde açık arayla belli ediyor. Zaten o rakamlar da belli ediyor onu. Şimdi bu bunu yalnız Akşam Gazetesi daha yayınlamadan önce bunun sorumluluğunu üstlenmekte tereddüt etti Akşam Gazetesi'nin yöneticileri haklı olarak. Onun için bu başlıklarda işte böyle bir anket yapılıyor falan denilirken Akşam ve işte Koat. Koat'ın adı öne çıkarılmıştır. Yani yanlış yaparsa işte bu Koat yaptı denilecek, yoksa Akşam da sahiplenecek. Fakat netice iyi çıkınca Akşam da sahiplendi ve önemli bir başarı oldu. Şimdi sonraki şey, o Koat gene bir başka birkaç seçimde daha başka gazetelere falan da yaptı. Anka Ajansı vardı. Anka Ajansı için yaptı. Orada da tutturdu. Sonra da 1963 seçimlerinde işte şey yok ne 63. 77. Hayır. Şeyde 80'den sonra 83. Ciddi olarak o zaman büyük firmalar kuruldu. 83'tü o tabii. Evet. Oraya geçmeden isterseniz 70'li yıllara ilişkin birkaç cümle söyleyeyim ben. 83'e geçeceğiz tabii. Şimdi. Şimdi o arada yani Altan Bey'in de 69'da bu Akşam Gazetesi için yaptırdığı anket sonrasında tekrar Milliyetçi ilk büyük kapsamlı anket 1975 yılında Milliyet için yapılıyor. Yine başında Nermin Abadan Unat var, Doğu Ergil, Ahmet Taner Kışlalı, Türker Halkan. Sonra da PR kuruluyor Bülent Tanlı'nın başında olduğu. Ve 1977 yılında Politika Gazetesi için bir şey yapıyor. Seçim anketi ve %1 hatayla sonuçlara yaklaşıyor. O çok başarılı. %1 hatayla çok büyük. Müthiş bir başarı. Evet. 1978'de yine Bülent Tanlı PR'la Tercüman Gazetesi için yapıyor bu sefer. Evet. Sonra da 1983'e kadar beklemek gerekiyor. Şimdi ben Tarhan Bey'le konuştum bugün Konda'nın başında. Tarhan Bey şunu anlattı. O zaman Milliyet'te Tarhan Bey. Aydın Doğan Bey Milliyet'i almış o dönemde ve Tarhan Bey'e bir seçim anketi yapılması konusunda bir ricada bulunmuş. Dolayısıyla Tarhan Bey bu ilk 1983'te yapılan seçimlerin öncesinde yine Bülent Tanlı'yla PR'la anlaşmışlar ve bir kamuoyu yoklaması yapmışlar. İşte yanımda da görüyorsunuz şimdi o açık oturum, mesela o dönemde meşhur açık oturumun izleyicilerin kararını nasıl, olumlu mu olumsuz mu etkilediği konusunda bir şey bu. Veya açık oturum sonucunda işte Özal önde gidiyor şeklinde bir başka başlık atmış Milliyet. Aynı şekilde bugün seçim olsa kim kazanır? SHP patlama yaptı diyor. ANAP %42 vermiş, SHP %29, DYP %12 şeklinde. O genel seçimler mi? Evet, genel seçimlerden önce yapılan. Tam tarih burada yok ama Ekim sonu, 24 Ekim. Şimdi burada bu iki başlık son derece önemli. Birinde Özal önde gidiyor diyor, öbüründe SHP patlama yapıyor. Evet. Bu gazetecinin ne kadar dürüst davrandığını gösterir. Yanılmış olabilir. Ama Milliyet gibi, genelde sosyal demokrat eğilimli, Abdüpekçi döneminden bahsediyorum. Bir gazete Özal önde gidiyor diye anket sonuçlarını açıklayabiliyor. Anketin sonucunda başka bir ankette de SHP Erdal İnönü'nün liderliği olduğu Sosyal Demokrat Halkçı Parti çıktıysa ona da o patlama yaptı diye veriyor. Burada bir şey belirteyim. Diyor ki İstanbul araştırması bu. İstanbul'da patlama yaptı şeklinde bir şey var. Hangisinin? Çıkmamış burada ama bu 87 olma ihtimali büyük. Bu 87 olabilir. 83'te kalıyorsa. Bu 87 pardon. 83'te altındaki daha şey yok. 83. SHP yok. SHP yok. Doğru. Şey burada anket burada diğer anket sonuçları. 1983 sonuçları tabii bunlar. Şimdi o 83 şeyi içinde ben sizde anlatayım. Sizde var mı? İşte bende de bir takım şeyler var. Önce şeyi belirteyim. O ekibi şimdi buldum ilk şeye geçsin, zapta geçsin diye. O 5 kişilik heyeti. Öğrenci Süleyman Coşkun. Sonradan asistanlık da yaptı o basın yayın şeyinde, okulunda. Cumhur Atalay. Siz şu anda 1969 yılında 69 akşam için yapılan şeyi, kamuoyu anketine katılan onların kulaklarını çınlatıyorum. Hakikaten önemli başarıydı. Ekrem Çatay, Ateş Gürman, Berin Ertürk. Bu 5 kişi yani Türkiye'nin ilk
kamuoyu araştırmacıları arasındadır en azından daha öncekilere katarsak. Tamam. Şimdi 83'e gelinirse... Şimdi Altan Bey tam bir sözünüzü keseceğim. Tam sizin gibi yapmış Milliyet'te. Bu anket sonuçlarını Milliyet'in değil de PR'ın, evet, PR tarafından hazırlanan seçmen eğilimleri araştırması sonuçlarını, evet, bundan sonraki bölümlerini yayınlayamıyoruz, seçim yasaklarına giriyor diye. Ha, işte yani onu anlatayım ben, o niye, nasıl oldu? Lütfen. Şimdi bu 83'te PR'a Bülent Tanla'nın başkanlığındadır. O zaman PR ve şeyde bunu üstlendi. 1983 bir kere seçimi hatırlayalım. Askeri yönetimden sonraki 12 Eylül darbesinden sonraki ilk seçimde. Evet. Ve 3 partinin seçime katılmasına müsaade edilmiş. Daha doğrusu 80'den önce, o darbeden önceki bütün partiler kapatılmış. Ancak yeni partiler kurulabiliyor. 3 o yeni partilerden de bir kısmına müsaade edilmemiş. Mesela SODEP kurulmuş CHP'nin yerine gibi. Ona Erdal İnönü'nün başkanlığında. Ona müsaade edilmemiş. Yerine Halkçı Parti diye gene askerlerin kurdurduğu yahut işte yolunu açtığı bir parti var. Rahmetli Necdet Çarp'ın başkanlığında. O sol parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine olarak düşünülmüş. Hakikaten de o gayret içindeydiler. Ondan sonra bir şey var. Turgut Sunalp'ın başkanlığında Milliyetçi Demokrasi Partisi var ki askerler onu istiyor. Hatta seçimden önceki konuşmalarında işte devlet başkanı da onun hakkında iyi şeyler söylüyor. Bir de ANAP kuruluyor. O üçüncü parti olarak beklenmedik bir şekilde Turgut Özal tarafından kuruluyor. Şimdi istenen şey, askeri yönetim ayrıldığı zaman Turgut Sunalp'in başkanlığındaki parti birinci parti olacak. Ötekiler de nasıl olursa olsun ama hatta tek parti olarak götürecekler. Şimdi halbuki anketler falan yapılmaya başladığı sırada bunlar da vardır orada. Bir şey göstermek için şey yapacağım. Aynı şeyler galiba bir kısmı öyledir. Evet. Hatta şimdi bu anketlerde şu görünüyor. PR hakikaten sonradan seçim sonuçlarıyla da teyit edilecek olan sonucu baştan ilan ediyor. İkincisinde galiba yaptığı araştırmaların. Birinci parti Anavatan Partisi, ikinci parti Halkçı Parti, üçüncü parti de MDP. Milliyetçi Demokrasi Partisi olacak diye. Sonradan da bunu böyle şeyler halinde, işte yuvarlaklar halinde yayınlamaya başlıyor. Şimdi bundan üç yayın yapıldıktan sonra orada bir de televizyon konuşmaları oluyor. Televizyon konuşmalarından sonra da PR aynı seçmen şekilde üzerindeki etkisini ölçüyor. Falan gayet modern bir şekilde o Avrupa'dakilere paralel bir şekilde gitti bu. Fakat sonuncudan önce yasaklandı bu. O küçük şey var ya, onu ben bir formüle etmiştim. İşte hukuki şeyler dolayısıyla falan diye yasaklandı da denilemediği için yani yayınlamadık onu. O yayınlanmayan anket büsbütün tıpatıp gibi geldi orada. Orada zaten yaklaşmış bir vaziyette gösteriyor. Şeyi unutmuyorum o zaman, bu MDP'nin neydi? Milliyetçi Demokrasi Partisi. Onun işte bir yetkili elemanı gazeteyi ziyarete gelmişti o anketler çıkarken. Bizi bayağı eleştirdi, niye böyle şey yapıyorsunuz falan diye. Hatta bir söz, bu PR mıdır nedir diye başlayan bir cümleyle çok aleyhinde bulundu şeyin. Yani bayağı alınmışlardı çünkü bazen iktidarlarda şöyle bir endişe oluyor. Bu anketler yüzünden biz kaybettik. Evet. Yani anketler seçmen üzerinde öyle bir etki yapıyor ki... Ben onu daha bir söyleyeyim. Müsaade eder misiniz? Anketlerin seçmen davranışı üzerine etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Çok marjinaldir. Yani seçim sonucunu belirleyecek, tayin edecek bir etkisi olamaz. Hele çok fazla anket olursa... Bir de birçok anketleri yayınlıyor. Bir defa anketler birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci parti sıralamasında yanılmıyorlar. Yalnız oranlarında ya yanılıyorlar veya kamuoyunda ani bir değişiklik sürprizler oluyor. Sürprizlerde yanılıyorlar. Şimdi burada kamuoyu şirketlerine karşı insaflı olmak lazım. İngiltere gibi gelişmiş bir toplum. Demokrasisi kurumlaşmış bir toplum. Orada İngiltere'deki kamuoyu şirketleri muhafazakar partinin tek başına iktidara geleceğini göremediler. Koalisyon çıkacak diyorlar.
Ve Muhafazakar Parti tek başına şimdi İngiltere'de iktidarda. Böyle şeyler olabiliyor. Zaten bütün anketlerde artı eksi iki hata payı gibi hata payı olabilir. Ben burada bir şey okumak istiyorum. Buyurunuz. 23 Ekim 1983 Pazar günü Milliyet gazetesi. Liderler televizyonda açık oturum yapmışlar. Ondan sonra Milliyet gazetesi çeşitli sanatçıların, sokaktaki vatandaşın görüşlerine başvurmuş. Emel Sayın, büyük sanatçımız. Türk müziği sanatçısı. Diyor ki, parti genel başkanlarını tanımak üzere düzenlenen bu açık oturum amacına ulaşmıştır. Bu program sayesinde benim tüm tereddütlerim ortadan kalkmış oldu. Şimdi kime oy vereceğimi biliyorum. Demek ki 1983 darbe sonrası birçok yerde sivil yönetim de devam ediyor. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetmiyor. Sivil hükümet yönetmiyor. Junta yönetiyor. Siyaset yasaklı. Siyaset ve yasaklı. Ama liderler televizyona çıkıyorlar, tartışıyorlar. Ve Sayın Emel Sayın diyor ki liderleri tanıdım. Tereddütlerim gitti. Onları dinledikten sonra kime oy vereceğimi karar verdim. Yani anket bir sonuçları takım insanlar değil de... liderleri dinledikten sonra oy vermezler. Daha önce kararları vardır falan. Fakat burada demokratik kamuoyunun teşekkül edebilmesi için liderlerin bir araya gelerek tartışmasının ne kadar önemli olduğunu üzerine düşünmemiz lazım. Maalesef Türkiye'de şimdi bazı kanallar sadece iktidar mensuplarını yayınlıyor. Muhalefeti hiç yayınlamıyor. Öteki kanallarda da hemen kanunlara da veriyor ama liderleri bir araya hiçbirimiz getiremiyoruz. O şey de kanunlara aykırı olarak yani bazı kanallar sadece taraflı oluyorlar. Seçim kanununa aykırı. Şunu belirteyim, reklama gideceğiz. Konu geçmeden bu Amerika'da da yanılgılar olabiliyor. Burada çok meşhurdur evet. Şeydir Truman'ın 48'de galiba değil mi? 48'de. 48 evet. Yeniden oradan görünüyor mu bilmiyorum. Kaybetti debate karşısındaki aday kazandı diyerekten. O geldi, Chicago Tribune müdür nedir? Evet. Chicago değil Tribune. Şimdi o da bu resim Truman onu eline alarak hemen şeyin basının karşısına ilk defa çıkıp işte bir de bir gırgır geçmişti şeydi. Bu Amerika'da pardon sözünüzü. Yok hayır yani onu şey diye hatırladım. Amerika'daki seçim yanılgılarından birisi son derece önemlidir ve bu kamuoyu araştırmaları biliminin gelişmesinde çok etkili oluyor. 1932 seçimlerinde ünlü Gallup kamuoyu araştırması yapıyor ve Amerikan solcusu yahut Demokrat Partili Demokrat Parti'nin kaybedeceğini, rakibi olan sadece Cumhuriyetçi Parti'nin kazanacağını söylüyorlar. Fakat seçimlere gidiliyor, tamamen sonuç aksine çıkıyor. Büyük farkla seçimi Demokrat Parti, New Deal politikası kazanıyor. Nedenmiş biliyor musun? Bunlar telefonla anket yapmışlar. O vakit Amerika'da telefon yaygın değil. Üst gelir grubu. Üst gelir grubu. Ki cumhuriyetçi çoğu. Çoğu cumhuriyetçi. Onlar da cumhuriyetçiye, cumhuriyetçi partiye oy veriyorlar. Ondan itibaren işte bu sample dediğimiz örneklem kavramı ortaya çıkıyor. Toplumun bütün ekonomik kesimlerini, eğitim kesimlerini, kadın erkek dengesini temsil eden örneklerle yapmalıyız fikri ortaya çıkıyor. Ama onda da gene Roosevelt kazanıyor. Demokrat Parti, defa arka arkaya. Şimdi reklama gitmemiz lazım. Sonuçta 1980'lerden itibaren kamuoyu şirketleri hayatımıza girdi. Mesela Milliyet Konday'la, Hürriyet Kanar'la, Sabah PR'la, Tercüman Sonar'la, Türkiye Sofres'de Cumhuriyet'te veri araştırmayla çalışmış. Tabii ki anket şirketleri doğru sonuçları bilecek olsa seçim yapmamıza da gerek kalmaz. Demek ki böyle yanılgılar da olacak. Ve İsmail Bey beni çok sıkıştırıyor yönetmenimiz. Acil reklam aramız diye. Evet, bir kısa reklam aramız var. Arkasından beraber alacağız. Evet, anket sonuçlarını da biraz konuştuk. Geçmişe doğru ilk ne zaman başladı, ne tür şirketler kuruldu, neleri tahmin ettiler onlardan söz ettik. Şimdi programımızın bu bölümünde günümüzden geriye doğru seçimler ve seçimlerden sonra
nasıl hükümetler ortaya çıktı, nasıl sorunlar ortaya çıktı, nasıl çözümlendi, onlar üzerinde duracağız. Tabii ki bugüne göndermeleriyle. Fakat ondan önce bir kitap göstermek istiyorum. Sağım Solum Tarihin üyesi Taha Akyol'un kitabı 1914-15 Felaket Yıllarında Osmanlı ve Ermeniler Doğan Kitap'tan yayınlanmış durumda. İlgilenenlere, isteyenlere bunu haberini vermiş olalım. Buradan itibaren de yavaş yavaş bölümümüze geçelim. Evet, 7 Haziran'da seçim yapılıyor. 8 Haziran'da Hürriyet Gazetesi baraj yıkıldı diyor HDP için ve 3 ihtimal üzerinde duran bir başlık atıyor. 7 Haziran'ı biraz 1 Kasım'la ilgili konuşmuştuk ama Taha Bey sizden başlayalım. 7 Haziran'da ortaya çıkan sonuçlardan sonra siz ne düşündünüz? Nasıl bir Türkiye olabilirdi? Ben 7 Haziran'dan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon yapmasını savundum. Sadece TÜSİAD değil, MÜSİAD adlı muhafazakar iş adamları kuruluşu da koalisyon fikrini savundular. Ve bu koalisyonun MHP'li olması kolay ama piyasaların hukuka güveni bakımından, tansiyonun düşmesi bakımından AKP-CHP koalisyonunun daha iyi olacağını da onlar da ifade ettiler. Bu 7 Haziran seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde büyük bir şok yarattı. Böyle bir şey beklemiyorlardı. İşte benim temennim o şoku unutmamaları ve 7 Haziran'da hangi sebeplerden kaybettilerse o sebepleri bundan sonra meydan vermemeleridir. Onların hangi sebepler olduğunu da işin başında söz etmiştik. Konuşurken söylemiştim. Evet. Tamam. Altan Bey? Ben düşündüm. Evet, 8 Haziran Türkiye'sinde. Evet. Şimdi ortaya çıkan tabloya göre işte başka ülkelerde de, demokratik ülkelerde de görüldüğü gibi bir koalisyon kurulsun mutlaka. Birinci şeyim oydu. Çünkü bu biraz önce anlatmaya çalıştım. Bu normalin dışındaki yollar, tercih edecek yollar gibi değildi bana göre. Şimdi yalnız burada önce 3 partiye, iktidarın dışındaki 3 partinin kendi aralarında bir koalisyon kurma imkanını da gözetmeleri lazım geliyordu. Çünkü seçimler öncesinde şöyle bir durum vardı. 3 parti de kendi açılarından iktidarı eleştiriyorlardı. Ve bu eleştiriler arasında bir takım benzerlikler de vardı. En azından hürriyetler açısından, hukuk devleti ilkeleri açısından. Onların bir kısmının gerçekleştirilmesi mümkün olurdu. Yani mesela %10 baraj eğer böyle bir koalisyon olsaydı bunun kaldırılması gerekiyordu. Hala gerekiyor ve inşallah günün birinde kalkar. Mesela seçimlerde propaganda eşitliğinin büyük ölçüde zedelenmiş olması, bunun önlenmesi lazımdı. Hem başbakan konuşuyor, hem cumhurbaşkanı konuşuyor, hem zaten radyolar, televizyonlar mevcut yasalara göre davranmayı da bırakmışlar. Bir kısım tabii, bir kısmı bu televizyonların falan. Bütün bunların düzenlenmesi mümkün olurdu. Aynı zamanda da sadece bu tabii değil, dış politika açısından yapılması gereken şeyler var. Gene bir asgari müşterek bulabilirlerdi. Başka açılardan, ekonomi açısından da belki işte o sıralarda döviz hareketlenmeye başlanmış falan. Böyle bir dönemden geçmesi iyi olurdu diye düşündüm. Olmadı. Gene bir koalisyon ihtimali olarak şey de olabilirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bir koalisyon da olabilirdi. Ama bunlar denenebilirdi, denenmeliydi. Daha önce Türkiye'nin de bu konuda tecrübeleri vardır. Birdenbire kurulmuyor tabii koalisyon dediğiniz. Birkaç tur yapılabiliyor. Mevcut sistem de bu birkaç tur yapılmasına da müsaitti. Evvelden de öyleydi. Yani çünkü Cumhurbaşkanı seçime götürür demiyordu anayasa. Eğer hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı şeye seçime götürebilir diyordu. Yani takdir etmezse öyle götürmez anlamı çıkıyordu tabii. Bunu düşünüyordum. Bu olmadı. Olmadığı gibi biraz önce anlatmaya çalıştım. Siyasi tarihimize çok akılcı olmayan bir şey girdi, bir uygulama girdi. Bu uygulama inşallah bir daha tekrar etmez demiştim zaten. Onu tekrar edeyim burada. Şimdi koalisyonun kurulamamasında en önemli sebep Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihidir. Bunu Cuma akşamı
CNN Türk'te Sayın Celal Doğan, HDP İstanbul Milletvekili, Eğrisi Doğrusu programda açıkladı. Daha seçim sonuçları belli olduktan sonra, meclis bile toplanmadan önce, Celal Doğan biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da ziyaret etti ve orada Cumhurbaşkanı koalisyon yapmayız diye konuştuğunu açıkladı. Ben sordum, yani yapmayız mı dedi, koalisyon mümkün gözükmüyor falan gibi, yok dedi, yapmayız diye söyledi dedi. Cumhurbaşkanı anayasadaki 45 günlük sürenin olabildiğince geç başlaması, olabildiğince erken bitmesi için bir davranış modeli ortaya koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra görev vereceğim dedi. Halbuki daha önce Türkiye'deki hükümet kurma görevi uygulamasına baktığımızda, teamüllere baktığımızda, mecliste yemin edildikten sonra cumhurbaşkanları, en büyük parti hangisi ise, tek başına iktidar veya koalisyon, ona hükümet kurma görevini vermiş. Böylece seçimlerde sonuçlar belli olup mecliste yemin edildikten sonra başkanlık divanı kuruluncaya kadarki 10 günlük 15 günlük süre içerisinde hükümet hazırlığı yapılabilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı böyle yapmayıp başkanlık divanı yapıldı, teşekkür ettikten sonra görev verdiği için o 10-15 günlük süre içerisinde turlar yapılamadı. İkincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin CHP ile görüşmeleri 45 günü dolduracak şekilde düzenlendi. İstikşafi görüşmeler. Hatta buna koalisyon müzakeresi bile denilmedi. Birbirimizi keşfediyoruz. İstikşaf keşiften geliyor. Amerika'yı keşfeder gibi. Keşfediyoruz. Bu o olabilir. Yani ben bunu anlayışla karşılarım. İki ayrı dünya görüşüne sahip partilerin birbirleriyle görüşmesi. Ama bu bir gün içerisinde 6 saat görüşme yaparak 2-3 günde halledilebilirdi. Olmadı. Burada Cumhurbaşkanı tekrar kendi deyimiyle seçim yapılınca partisinin, ben de artık partisinin diyorum, iktidara geleceğini öngördü. Öngörüsü de doğru çıktı. Öngörüsünün doğru çıkmasındaki esas faktörü de konjonktürün değişmiş olması. İşte yolsuzluklar, AKP'ye bir ders verelim falan gibi 1 Haziran'da geçerli olan konjonktürün yerine aman Türkiye hükümetsiz kalmasın, IŞİD ve PKK saldırısı ve terör var, güçlü hükümet olsun konjonktüründe seçime gidildi, böyle oldu. Altan Bey, ben bir şey sorayım size merak ettiğim için. O zaman Cumhurbaşkanı Deniz Baykal'la da bir görüşme yapmıştı. Gerçi kendi konutunda yapmadı ama onu nasıl değerlendirirsiniz siz? Vallahi ben Deniz Baykal'la görüştüğü zaman herhalde Deniz Baykal'ın meclis başkanı seçilmesi yolunda bir adım attı. Yahut ona öyle bir istikamette bir şeyler söylemiştir diye düşündüm. Ve bu mümkün de olabilirdi. Yani eğer Cumhurbaşkanı böyle bir harekette, bir teşvikte falan bulunduysa, fakat bu teşvikin gereği Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun içinden oy verilmesi olurdu. Böyle bir şey de olmadı. O açıdan anlaşılmaz bir şey halinde oldu. O görüşme neye yaradı ben anlayamadım. Meclis başkanı... Baykal'la görüştünüz mü? Ondan sonra görüşmedim. Yani bu hadiseden sonra bilmiyorum. Bir muamma gibi kaldı o olay. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Deniz Baykal'la, öteki partiden, şeyden, HDP'den de Celal Doğan'la görüştü. İki kişiyle görüştüm. Bir de MHP'den de bir heyet mi? Şeyle, yok. İşte, Türkeş'le. Türkeş'le görüştüğü söyleniyor. Kendisi tekzip etmedi. Eğer doğruysa bu, üç partiden biri, üçüyle de konuşmuş olacaktı. Yani aslında Cumhurbaşkanı meclis başkanı seçiminden önce hükümetin kurulması gerekirdi. Meclis başkanı çünkü partiler üstü olması gereken bir meclis. Zaten şeyden de olsa, bir partiden de seçilmiş olsa şey olacak. Yani partisiyle alakası hemen kesilir diyor. Anayasada diyor, üstücükte diyor. O Cumhurbaşkanı seçimi de öyle bir şeye gitti. Yani bu trafik içinde. Meclis başkanı. Meclis başkanı dedim. Cumhurbaşkanı. Meclis tabii şey olunca, başkan denilince akla Cumhurbaşkanı geliyor şimdi. Hakikaten o büyük bir şey oldu, kayıp oldu. Yani meclis başkanı da öyle olunca. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Gene seçecek meclis başkanı. Artık normal, muhakkak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birisi adayı olacak. Hem çoğunluk partisi hem birinci parti. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olur da yani gibi. Onun seçiminde gene muhalefetin de fazla itiraz etmeyeceği ya da rahatsız olmayacağı bir kişiyi seçmek
veya tam rahatsız edici bir kişiyi getirmek falan vardır. Bu iki şıktan birinin tercih edileceği sırada anlaşılır şeyin. Niyet yani. Evet. O başbakanın konuşmasının da doğru çıkıp çıkmayacağı anlaşılır. Evet. Valla adayların kim olacağı henüz belli değil ama Cemil Çiçek meclis başkanlığı döneminde çok dengeli devlet adamı olgunluğuyla davrandı. Eleştirilecek yönler elbette hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak vardır. Bir de anayasa yapımı konusunda çok tecrübe kazandı. Bütün partilerin, meclisteki dört partinin mecliste kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdikleri önergeler var. O önergelerden her partinin ne istediği belli oluyor. Cemil Çiçek'in başkanlığında yapılan çalışmada partilerin anlaştıkları yerler ortaya çıktı. Evet. Mesela HSYK'nın bugün Türkiye'nin çok büyük bir problemi haline gelen adaleti Bülent Arınç'ın deyimiyle yerlerde sürünür. Adaleti güveni yerlerde sürünür hale getiren HSYK'nın değişmesi konusunda CHP ile AKP arasında bir yakınlaşma meydana geldi. Bunun gibi konuları da bildiği için onun meclis başkanı olması daha dengeli bir meclis çalışması ve anayasa çalışmalarını kolaylaştırabilir ama kim olacak bilmiyoruz tabii. Şimdi o CNN Türk'te bizim bir belgeselimiz vardı. Hani o belgeselde bir demeç vermişti ve partiler arasında böyle çok gerginlik yaşanmasını eleştirmişti. Çok direkt olarak. Ve hatta salı toplantılarının kaldırılmasını istedi. Grup toplantı. Dinleyici çağırmadı. Oraları bir nevi propaganda merkezi haline geldi diye şey yapıyordu, şikayet ediyordu. Ve temennisi hep partiler arası ilişkilerin düzenmesi, medeni şeylerin, görüşmelerin falan yapılabilmesi partiler arasında falan onlardan bahsediyordu. Ama daha şey de var mesela, o milletvekili seçildi mi bizim Hürriyet Gazetesi'nin binasının basanların başında konuşan bir şey vardı. Milletvekili vardı. Ha. Aynı zamanda gençlik kolları oyunu kalını diyorsun. Yok. Seçilmedi. Yok. Ama orada aday gösterilmedi. Evet. Yani, o da çünkü başkanlık divanı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Aferin başkanlık divanına seçildi. Bu da espri yapıyor. Yok ama şeydi. Başkanlık divanı tecrübesi de edinmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde. Şimdi demek ki 1 Kasım seçimlerinden sonra Türkiye'nin gündeminde bir anayasa olacak. Evet. Umarız ve dileriz sivil bir anayasa. Bütün toplum kesimlerini kapsayan ve onların eğilimlerini, tercihlerini yansıtabildiği bir anayasa yapabilir Türkiye. Tabii ondan beraber başkanlık konusunda konuşacağı besbelli Türkiye'nin. İkincisi Kürt meselesi, çözüm süreci dediğimiz süreç. Bunun da behemahal çözülmesi, bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Fakat orada da galiba bir artık şu belirginleşti ki bu şeffaf yürütülmeli. Artık biraz daha ne konuşuluyor, ne yapılıyor biz daha bilmeliyiz. Dolayısıyla ya da şöyle yapılmalı, teknik görüşmeler kapalı komisyonlarda yapılabilir. Mesela bu anayasa yapma tekniklerinden birisi, ihtilaflı konuları partili politikacılar değil, onların hukukçu danışmanlarına havale edersiniz. İşte dört partinin hukukçu danışmanları, profesör yahut tecrübeli hukukçular falan. Onlar da politikacılardan daha kolay uzlaşma formülleri üretebilirler. Yani yapıcı bir niyet olduktan sonrası kolay. Ama ben şu fırsatı yakaladım, şunu dayatayım bu şekilde yaklaşılırsa olmaz. Dört parti için de söylüyorum olmaz. Evet. Dolayısıyla biz daha fazla demokrasi bekliyoruz. Yeni 64. hükümetten ne kadar çok demokrasi, o kadar çok şeffaflık ve özgürlük demek. Şimdi 4 yıl geriye gidelim isterseniz. 2011 seçimlerine bakalım. Orada nasıl bir manzara ortaya çıkmıştı? Ve ondan o seçimlerden sonra Türkiye neler yaşadı? Ne tür problemler yaşadı? Örneğin o dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nden AKP'nin oyu arttı, vekil sayısı düştü. CHP oyunu da vekilini de arttırdı. BDP'li bağımsızlar hedefine ulaştı, MHP barajı açtı, kan kaybetti. Üçüncü AKP dönemi diye başlık atılmış. Galiba tarih kaç? 2011. 2010, 13 Haziran 2011. Seçimlerden sonra atılan başlık, o dönemin başlığı. Ve burada da Erdoğan'ın bir balkon konuşması var. Erdoğan uzlaşma mesajı verdi diyor. İşte orada da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
seçim sonuçlarını değerlendirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşma ile yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan seçimlerde milletin kendilerine sadece hükümet kurma değil yeni anayasa yapma görevi de verdiğini ileri sürerek milletvekili sayımız 330'un altında kaldı diye kapımızı kapatmayacağız. Muhalefete de gideceğiz ve yeni anayasayı yapacağız şeklinde. Evet, şimdi ekranda da 2011 seçim sonuçlarını görüyoruz. AK Parti 341 milletvekili, CHP 112 milletvekili, MHP 53, Bağımsızlar 35 ki HDP demek o bağımsız. Evet, Taha Bey, ne diyorsunuz 2011'den sonra siz ne düşünmüştünüz? 2011 seçimleri Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin en başarılı sonuç aldığı seçim. Ondan önce böyle bir oran yoktu. Ondan sonra da bu oranı bulamadı. 49.5'te kaldı. Hı hı. Halbuki bu artık %50 demek gerekir. 49.80 civarında bir oy. Ayrıca milletvekili sayısında da 330'u aşarak 340 seviyesine ulaşmıştı. Niye böyle bir sonuç aldığını düşünürken 2010 Haziran'da yapılan referandumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa değişikliği teklifinin %58 oy aldığını dikkate almak gerekir. O %58'den sadece 8'i başka partiye gitmiş. %50'si. Yani arkasından %58 gibi bir rüzgarı alarak gidilen bu seçim. Bir seçim bu. Ayrıca Cumhurbaşkanı seçiminin engellendiği Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinin başarıldığı. Dolayısıyla muhafazakar milyonlar açısından tesettürlü bir First Lady'nin Çankaya'da Hayrünnisa hanımefendiden bahsediyorum. Teşekkür ettiği, ekonomide de iyi gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bu sonucu aldı. Ben temenni ederim ki o günlerde yazdığım yazılarda da var. Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi çatışmacı dili bırakmalı, kutuplaşma siyasetini bırakmalı. Bu büyük bir seçim zaferidir. Bunun özgüveniyle daha yapıcı davranmalı diye. Hiç şüphesiz yani bizim Cumhuriyet tarihimizde görülen Adnan Menderes'in 1954 yılında %58 oyu var. Bu hiç görülmedi tarihimizde. Öncesinde ve sonrasında Süleyman Demirel'in 1965 seçimlerinde %52 oyu var. Bir de Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçimlerinde %50 oyu var. Bunlar tarihimizde alınmış en yüksek oylar. Tabii kimse 2011'den sonra kutuplaşmanın da bu kadar hızla yükseleceği konusunu tahmin etmemişti belki. Altan Bey? Tahmin etmemişti de bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Benim o günlerde yazdığım yazıda kutuplaşma artacak, bu dil iyi bir dil değil, bu öfke iyi bir dil değil diye yazılarım var. Buyurun. Evet, yani doğru yazmışsınız tabii o şeyleri. Fakat bu kadar mantıken, yani başka bir ülkede olsak, başka ciddi demokratik bir ülkede olsa, bizimki biraz ciddiyetini kaybetti bu demokratik ülke olma açısından. Bizim ülkemiz yani. Öyle gerekirdi tabii. Yani bu kadar almışsınız oyu. Kendinize güvenmeniz lazım. Daha ne olacak yani? %50'yi de açsan, hatta daha da az açsan, yani iktidarı %40'larda olsan ama hükümeti tek başına kurabilecek bir durumda olsan, bu kendine güven sahibi olmak için yeterli bir şey olmalı. Başkalarına kızmanın falan alemi yok. Başkaları asıl huzursuzlanmalı. Yani sen iyi işler yapacaksın. Bu hem bir iktidarda bulunurken olumlu işler yapma imkanını verir insana. Hem de bir güven, kendine güven vermesi gerekir. Başka her yerde de bu öyle olur. Yani hiç kimse geldiği gün bütün kuvvet kendi elinde ve daha hatta kendi elinde olmaması gereken kuvvetlerden bir kısmına da etki yapma imkanını kullanıyorsun. Kullanmaman gerekirken bile. Bu imkanın da varken gene başkalarına hücum etmek, birçok kimseyi, birçok grubu itham etmek falan akıllı bir şey değildi. Beklenemezdi yani. Bu aslında. Yani işte ne denir bundan sonra? Bundan sonra işte bu ikili durumda. Yani bir yanda Cumhurbaşkanı, bir yanda Başbakan. İnşallah ikisi de artık kendine güvenir bir halde yönetmeye çalışsınlar. Bir 4 yıl daha geri gidelim. Şimdi 2007 yılı. Çünkü bir cumhurbaşkanlığı seçilememe durumu da olmuştu Abdullah Gül'ün.
O tabii orada bir haksızlık yapılmıştı. Onu da söylemek lazım. Kesinlikle. Yani meclisin... Anayasa Mahkemesi evet. bir adalet skandalı yaptı evet. orada. O hiç şüphesiz yani. Hı hı. Ve ona da seçmenin tepkisi AKP'yi desteklemek şeklinde. Evet. Zaten başlık da 2007 seçimlerinden sonra AKP'nin rekoru diyor. %46.6. Çünkü bir önceki seçimde %37 civarında bir oy almıştı. 341 milletvekili, CHP %20 ile 112, MHP %14 ile 70, bağımsızlar da %5.2 ile 27 milletvekili çıkartıyorlar. Bu noktada ben şunu söyleyerek konuşmaya başlamak istiyorum. Hakikaten bu baraj bir garabet Türkiye'de. Şimdi seçim sonuçlarını da veriyor arkadaşlarımız 2007 genel seçim sonuçlarını. Şu nedenden dolayı 1983'ten itibaren... O zaman hem bölge hem milli baraj vardı. İki baraj. Arkadaşlar bu 2007 seçimlerini tekrar ekrana getirsinler. Bir noktaya izleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'ın liderliğinde aldığı oy %20.88, %21. Cumhuriyet Halk Partisi %25'i Kemal Kılıçdaroğlu ile gördü. Yanılıyor mu? %26 hatta. Yani %25.9. Evet. 6 puan arttırmış. Evet, buna dikkat çekmek evet. istedim. Evet. Ben de baraja bir daha dikkat çekeyim. Baraj 1983'te getirildiğinde radikal İslam'la belki Kürtçülüğün bertaraf edileceği, iki büyük parti hatta bunu Evren de söylemişti, Özal da söylemişti. 2,5 parti, 2 parti kalsın Türkiye'de şeklinde. Seçmen 2 grup. Halbuki ne %10 barajı siyasal İslam'ı engelledi Türkiye'de, ne Kürt hareketini engelledi. Her ikisi de 1991 seçimlerinde mesela Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi kutsal ittifak yapmışlardı. Öyle meclise girdiler. Baraj maraş söz konusu olmadı. Zaten bir sonraki seçimlerde de Refah Partisi birinci parti oldu Türkiye'de. Evet. Aynı şekilde HDP de öyle. Yani baraj koymakla bunları da çözemiyoruz. Çözemediğimiz gibi zaman zaman adaletsiz milletvekili dağılımları da oluyor. Dolayısıyla belki yapılması gereken toplumdaki bütün fikirlerin parlamentoya yansımasını sağlayacak barajsız bir sistem. O zaman denilecek ama ki... Ama istikrarı da gözetilecek. Evet, istikrar nasıl gözetilecek? Ben de onu şöyle yorumluyorum. Hükümet kurmak o parlamentonun içindeki bir görevdir. Demirel'in kazandığı rakamlar oldu. Yani işte o dönemde yani 70'lerde barajın olmadığı zamanda var Türkiye'de. Milli bakiye sistemi varken bile tek başına iktidarda gelebilir. Milli bakiye sistemi yani. Varken Demirel %52 oy al. %52 oy alacak bir partiniz yoksa İtalyanlar ne yaptılar? %40 alan. Birleşiyorlar. %40 seçim ittifakı yapabiliyor partiler. %40 alan da otomatikman iktidarı geliyor. İtalyanların geçen sene yaptığı düzenleme bu. Yani parlamenter sistem mutlaka koalisyonlara yol açar. Koalisyonlar da mutlaka istikrarsızlık yaratır diye bir kural yok. Kural yok. Kesinlikle. Koalisyonlar bizim gibi çatışmacı kültür olan ülkelerde zor kuruluyor. Kurulduktan sonra da çok sağlıklı çalışmıyor. Bu da bir gerçek. Ama parlamenter sistem içerisinde buna rasyonalize edilmiş parlamenter sistem deniyor. Hükümet kurulmasını kolaylaştıran yani istikrarı destekleyen, hükümetin düşürülmesini zorlaştıran yani yine istikrarı destekleyen düzenlemeler yapılabiliyor. Bunun son örneği İtalya'dır. İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu faşizmin şoku sebebiyle hiçbir zaman istikrarlı hükümetlere kavuşamadı. Sonunda hadi başkanlık sistemine geçelim demediler. Ne dediler? Partiler koalisyonu sandıkta yapsınlar, ittifak yapsınlar. Bir parti %40 oy aldıysa otomatikman o iktidara gelsin. Milletvekili dağılımı kanundan ona göre. Bu tür çözümleri var bu iş. Evet. Ben de onu ifade etmeye çalışıyorum. Düşürülmesini güçleştir. Almanlar işte. Yani yenisini seçeceksin. İşte. Yenisini seçerek yani mevcudu düşürebiliyorsun. Sen başbakansın, seni düşürmek istiyoruz biz Taha Bey'le. Yenisini seçemez isek olmaz. İkisini beraber diyeceksin. Mehmet Alkan'ın düşmesini ve yerine Ahmet Bey'in gelmesini istiyoruz deyip o kazanırsa çoğunluğu o şekilde düşebilir. Yani parlamenter sistem mutlaka kriz üretir diye bir şey yok. Başkanlık sistemiyle yönetilip Latin Amerika örneklerinde gördüğümüz gibi darbelere, iç savaşlara giden örnekler de var. Bizim parlamenter sistemde gördüğümüz gibi 1970'lerdeki koalisyonların elinde kayıp yıllar. Hem 1970'lerdeki hem de 90'lardakini de buna katabilirsin. Ama sistemin çeken balansı yani hem temsilde adalet hem de yönetimde istikrarı sağlayabilecek
mekanizmaları iyi ayarlarsa şimdi başkanlık sistemiyle de yürüyebiliyor, parlamenter sistemle de yürüyebiliyor. Şimdi 61 koalisyonu var. Bizim ilk koalisyonla tanışmamız 1961'de. İşte İnönü hükümeti. Bunun üzerine biraz konuşalım. Evet. 61 koalisyonu. 61 bulabilirsem şurada şeyler var. Unuttuk gittik bunları. Şimdi nerelerden çıktı o? Bir askeri yönetimden çıkmışız. Şimdi ben şeyi vereyim burada. Seçim sonuçlarını Hürriyet Gazetesi 17 Ekim 1961'de kabineyi yani 27 Mayıs darbesinden sonraki. Evet, ilk memleketteki manzara bu. Yani şöyle oluyor. Seçim sonuçları buradaysa görebiliriz. CHP birinci parti, ikinci parti Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin yerine kullanıyor. Zaten şu anda oy sonuçları 36,7 CHP, öbürü 34,6. CKVP arkadan geliyor. İşte Bölükbaşı'nın partisi 14, YTP 13, 17, bağımsız 8. Şimdi burada normal olarak birinci partinin hükümet kurması gerekir zaten. Hı hı. İsmet Paşa'ya veriliyor. Tabii isteyenler de çok. Şeyde de eski Milli Birlik Komitesi üyelerinin de bir kısmı tabii onu istiyorlar. Ama neticede bunu Adalet Partisi de kabul ediyor. Koalisyon kuruluyor. Neler var bu koalisyon hükümetinin önünde? Bir kere yeni bir anayasa çıkmış, onun hükümlerinin uyum kanunlarının çıkarılması falan lazım. O bir kenara. Ama memlekette hala ihtilal havası esiyor. Evet. Ve bir darbeler hazırlayanlar var. Silahlı kuvvetler içinden bir birlik kuruluyor. Hı hı. Silahlı kuvvetler İmzalar birliği. Atıyorlar. Siyasi adı da zaten Silahlı Kuvvetler Birliği. Şunu isteriz, bunu istemeyiz falan. Bunun da üstesinden gelinmesi lazım. Yoksa meclisi kapatma ihtimali olarak da değil, hedefini bile yazıp eğer şunlar olmazsa imzalamış olan şeyler de var, askerler de var. Şimdi burada kuruluyor İsmet Paşa hükümeti ve ne oluyor? 1962'nin 21 Şubat'ının ve 22 Şubat'ının gazeteleri var burada. İşte bakın şeyi koydum var ben. Var mı orada o gazeteler? Koalisyon diyor. Hayır, ben şunu anlatıyorum. Şimdi bir kısım askeri birlikler harekete geçti. Yani niçin? Hükümeti devirmek ve şeyi de meclisi feshetmek. Çünkü 27 Mayıs'ın devirdiği Menderes'in oyları tekrar iktidara geldi. Bu meclis gayrimeşrudur diye ortadaki cuntacılar. Hareket gelir. Bastırıldığından önce işte dün gece yarısı Ankara'da silahlı kuvvetler falan. Şimdi buradan çıkıyor, ondan sonra öbür manşete gelirse hareket bastırılıyor. Nasıl bastırılıyor? Ve sulh içinde bastırılıyor şey olmadan. Kavga gürültü çıkmadan yoksa kavga gürültü çıksa da insan ölmüyor. İnönü'nün rolünü orada. İnönü ve hükümet. Evet. Yani hükümette Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi hükümeti. Adalet Partisi'nin başkanı Ragıp Gümüşpala. O da bir ordu kumandanı, 3. ordu kumandanı ve sonra genelkurmay başkanıyken oraya gelmiş. Hükümete girmiyor ama yarısı hükümetin zaten Adalet Partililer. Bu hükümet 8-9 ay kaldı şeyde iktidarda ve daha önceki 27 Mayıs hadisesinden doğan birçok kimsenin şeyi var. Yani perişan olmuşluğu var. İşte hapislerde uzun süre kalmışlığı var. Bir barış havası ortadan kalkmış gibi bir durum var. Bütün bunların üstesinden gelmek için çalıştı. Adı zaten yaraları sarma hükümeti falan diye isimlendirilirdi yorumlarda. Bunun büyük faydası oldu. Sonra iş onunla bitmedi. Bir sene sonrasına gelindi. Bu sefer 21 Mayıs hadisesi diye. Onu da hatırlayalım. Talat Aydemir ve arkadaşlarının ihtilal teşebbüsü. 21 Mayıs 1963'ün gazetesi. Hürriyet'te de var. Aydemir, o sırada Türkeş'i de tevkif ediyorlar. Sonradan beraat ediyor falan ama başlangıçta... ve bu bayağı birinci gibi olmuyor. Ölüler var, şeyler var falan. sonuçta bayağı savaşlar oluyor. Onların sonunda 7 kişi ölüyor, şu oluyor, bu oluyor. ve nihayet işte şey, o da bastırılıyor. İkinci hükümette Adalet Partisi yok. Ama gene Demokrat Parti'nin devamı olma şeyinde, işte yörüngesinde olan Demokrat Parti'nin Yeni Türkiye Partisi var. O koalisyon hükümeti. Ben onu söyleyeyim mi hemen? İki partili Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi ilk koalisyon hükümeti.
İkinci koalisyon hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Millet Partisi. Adalet evet. Partisi yok o koalisyonda. Evet. Öbür partiler evet. İki parti de aslında sağ partiler. Hı hı. Yani Demokrat Parti'nin devamı gibi kendilerini görüyorlar ve öyle hı hı. anlatıyorlar. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi. İşte sol hı hı. parti o zaman adını sol, adı sol olmasa bile. Bak o devam ediyor. Ankara'daki ihtilal evet. bastırıldı falan evet. böyle gidiyor. Hı. Şimdi bu, bundan sonra bununla da kalınmıyor tabii. Af çıkıyor öbür şeyler için. Demokratlar. Demokratlar hı hı. için. Ve 3-4 sene içinde 27 Mayıs'tan sonra o Yassada'da bulunup da hüküm yiyenlerin hiçbiri şeyde kalmıyor. Hapishanede kalmıyor. Kayseri cezaevi. Kayseri cezaevinde. Evet. Biz süre sonra da onun arkasından o şeye girilmiş artık bir istikamete yönelinmiş. Hı hı. Celal Bayar'ın da affı sağlanıyor. Celal Bayar da senatör olma hakkını kazanıyor anayasaya göre. Kullanmıyor ayrı. Hı hı. Ama siyasi yasaklar da kalkıyor. Hı hı. 4-5 sene sonra. Şeyde bile 7-8 seneden önce kalkmadı. 80 ihtilalinden sonra siyasi yasaklar değil mi? Yani sen de daha sen de 10 yıllıktın. Ben de 10 yıllıktım. Biz 10 yıllıklar olarak 7-8 yıl sonra galiba kurtardık. 87 referandum oldu. Hı hı. Yani koalisyonların şeyi diyoruz da faydası tabii bu iş bununla kalmıyor. Hı hı. Anayasanın bütün uyum kanunları çıkıyor. Yani işte işçi hakları tamamen sendikaların kurulması, hı hı. Grev ve lokaf işte anayasaya uygun falan anayasaya uygun olarak hı hı. bütün sosyal kanunlarında uyum kanunları hı hı. çıkıyor. Onlar yürürlüğe giriyor. Yani koalisyon dediğimiz şeyin müessesenin faydalarından bir kısmı o koalisyonda görülüyor. Bir başka kısmı aslında şeyde görülüyor. Demirel'le İnönü'nün yaptığı koalisyonda görülüyor. Yani iki parti birbiriyle daha önce büyük kutuplaşmalar içinde yaşamışlar. Onlar birlikte işte hareket ediyorlar. Medeni bir koalisyon. Ha, medeni bir ilişki yoksa koalisyon değil. Medeni ilişki ama medeni işte ilişki çok yani tarihimizin çok parlak sayfalarından biridir. Kavgalarla dolu tarihimizde. Ana Muhalefet Partisi lideri İsmet İnönü Başbakan genç Süleyman Demirel arasındaki medeni şeyi söylüyorsun. 65 65'teki şey yani Başbakan Demirel. Başbakan Demirel ama muhalefetteki de aynı şekilde Erdal birbiriyle beraber. Benim dediğim bir de şey var. 91'deki Erdal İnönü ile Demirel arasındaki hükümet de gene büyük katkıda bulundu. İki parti arasındaki uçurum devam ediyor. Arada başka şeyler oluyor falan. Onlar ortadan kalktı. Belki şunu hatırlatmak lazım sizin söylediğinizden yola çıkarak. 61-65 dönemi Türkiye açısından çok kritik bir dönemdi. Çünkü tabii. darbenin sıcaklığı hala siyasette, parlamentoda, Cumhuriyet Senatosu'nda her yerde hissediliyor. Hissedilmesinin en bariz kanıtlarından biri iki defa darbe teşebbüsü olmuş. Nakıs teşebbüs dediğimiz eksik de olsa böyle bir olay yaşanmış. Silahlı kuvvetler tedirgin, güçlü bir hükümet kurulup acaba geriye dönük bir hesaplaşmaya girebilir mi, giremez mi vesaire. Ve o arada sizin belirttiğiniz çok önemli. Türkiye 61 Anayasası'nda da öngörülen şekilde yasalarını çıkartmakta, demokratikleşmekte hatta 1965 seçimlerini bile Milli Bakiye dediğimiz tabii, sistemle yaptı geliyor, Türkiye. Ve toplumdaki yani çok farklı gibi, görüşleri bir yanda tabii Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi sonra MHP olacak, Radikal Sağ. Onlar bir yanda biliyor. Radikal Sol Türkiye İşçi Partisi gibi partilerin parlamentoya girmesi o sayede o koalisyon hükümetlerinin öngördüğü seçim sistemi sayesinde oldu. Evet. Ve 1965-1969 dönemi Türkiye açısından çok renkli bir dönem. Demokratik hakların kullanılması, gelişmesi vesairesi açısından bu bir Türkiye'yi tökezletmedi koalisyon hükümetleri. Tam tersine önünü açtı diye düşünmek lazım. Tabii siz şimdi bir şey söylüyordunuz. 1961 koalisyonunu benim fevkalade önemsememin ve değer vermemin birkaç sebebi var. Bir, 27 Mayıs diye bir darbe olmuş. Bütün taşlar yerinden oynamış. En kötüsü Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan asılarak şehit edilmişler. Milyonlar içerisinde bunun büyük acısı ve öfkesi var. Buna karşılık ordu içerisinde de 27 Mayıs daha çok kelle almalıydı. 27 Mayıs çabuk gitmemeliydi. Evet. En askeri az 10 yıl iktidarda kalmalıydı. Askeri bir devrim rejimi kurulmalıydı diye cuntalar teşekkür etmiş. İşte bu darbelerin lideri olan Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir
cezaevinde Fransız solcusu, Fransız tarihindeki solcu Babeuf'un kitabını okuyor. Babeuf'un nasıl devrimci, romantik bir sosyalist olduğunu biliyoruz. Aynen benim fikirlerim diye yazıyor. Yani hem Atatürkçü hem Babeuf'çü nasıl oluyor. Böyle kaotik bir ortamda iki faktör Türkiye'de demokrasiyi kurtarıyor ve içerideki büyük kargaşalar önlüyor. Bunlardan birisi İsmet Paşa'nın tarihi şahsiyetidir. Her ne kadar İsmet Paşa tarihi şahsiyetini 1960'a kadar ben yıkıcı muhalefet diyorum. Altan abi o konuda farklı düşünebilir elbette. O şekilde kullandıysa da 27 Mayıs darbesi olduktan sonra İsmet Paşa demokrasinin yerleşmesi için tarihi şahsiyetini kullandı. Ve İsmet Paşa'nın tarihi şahsiyeti olmasaydı Talat Aydemir başarabilirdi. Talat Aydemir'in anılarında da var, tutanaklarda da var, o zamanı yaşamış olanlarda da var. İsmet Paşa'ya karşı silah çekmekte tereddüt ediyorlar. Darbe yapıyorlar. Fakat İsmet Paşa'yı tutuklayacaksınız, içeri atacaksınız. Orada Talat Aydemir yeterli gücü bulamıyor. O bir. İkincisi, liderlerini idam ettiğiniz, Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam ettiğiniz kitlenin büyük partisi Adalet Partisi ile 27 Mayıs'ı desteklemiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bugün o kadar zıddiyet yok. O zaman muazzam bir zıddiyet var. Koalisyon kurabilmesi. Çatışanların koalisyon kurabilmesi demokraside ne kadar erdemli bir harekettir, o örneği bu. O zaman Cumhuriyet Halk Partili gençler, devrimci gençler, zinde kuvvetler Adalet Partisi'nin Ankara'daki merkez binasını bastılar, tahrip ettiler. Bu kadar bir gerginlik ortamında çok doğru bir hareketle Menderes'in oylarına dayanan Adalet Partisi ve 27 Mayıs'ı destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon kurabildi. İsmet Paşa gibi ordudaki herkesin ona karşı silah çekemeyeceği tarihi bir şahsiyetinde başbakan olması Türkiye'yi bir Suriye gibi, bir Orta Doğu ülkeleri gibi peş peşe albayların darbe yaptığı bir ülke olmaktan kurtardı. Bundan alınacak ders büyük gerginlik anlarında çatışanların koalisyon yapabilmesidir. Biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Türkeş'in liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1977, 78, 79'da zaman zaman konuştuk. Ve o zaman Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, MHP ile arada çok büyük kavgalar yaşanıyor. Gençler arasında Allah tekrarından korusun kan davası var. Gün Sazak vasıtasıyla Bülent Ecevit'e koalisyon teklif edildi. Çatışanların koalisyon kurmasıyla gerilimin önlenmesi bakımından çeşitli sebeplerden bu olmadı. O yüzden demokrasinin bir ayağı seçim ama öteki ayağı da uzlaşma. Evet. Bunu belirtmek isterim. Bir de bir şey hatırladım şimdi. Hakikaten Adalet Partisi'nin binası tahribildi falan. Tabii. Ona karşı da o zamanki hükümet gereken tedbirleri falan aldı zaten. Yahut şeyi de reaksiyonu da gösterdi. Şimdi bugün hatırlıyorum bu HDP'nin binası da tahrip edildi. Öyle bir fazla reaksiyon hükümet tarafından görmedim. Ya sadece yani Adalet Partisi'nin binasının tahribiyle HDP'ye yapılan saldırıları bir tek fisk olsa bile şiddetle, nefretle kınıyorum. O başka bir olay ama Adalet Partisi'nin dört katlı binasının şimdi, tahrip edilmesi bambaşka. Şimdi siyasi partiler için binaları hangisinin olursa olsun tahrip edilmesi çok vahim bir hadisedir. Onu elbette kınamak lazımdır. Tabii Adalet Partisi'nin de öbürünün de olduğunu. Ama aradan bu kadar zaman geçtikten sonra ve Türkiye bu kadar çok tecrübe kazandıktan sonra hala bir parti binasının tahrip edilmesi çok daha vahim bir olaydır. Yani bundan 50 sene önceki olaya göre bu kadar tecrübe edilmiş ya, bu kadar bunların zararı görülmüş. Herkes gına gelmiş artık yani burada. Fakat ve sadece o da değil, birçok binası da, il binaları falan, ilçe binaları da tahrip edildi. Yani bunlara karşı hakikaten hükümetlerin bir reaksiyon göstermesi lazım. İlla koalisyon hükümeti olmaları muhakkak gerekmez. Bir lisanen hiç olmasa bir şeyler söylemesi lazım. Hayır. Bütün şey seçim propagandası. Bu HDP'yi suçlayarak, tabii CHP'yi de suçlayarak, MHP'yi de suçlayarak ama HDP'yi özellikle suçlayarak. Çünkü onun barajın altında kalması hedefleniyordu. O zaman bir 60 milletvekili daha kazanabilirlerdi. 60 milletvekiline kadar bir milletvekili sayısı daha olabilirdi bunların. Fakat yani bunların üzerinde de aynı şekilde durulması lazım. Şunu da hatırlatmak lazım. HDP'liler Dersim'de, Tunceli'de
Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosunu tahrip ettiler. Tabii o da bir... 7 Haziran'a giderken, 7 Haziran'a giderken onu da unutmamak lazım. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Güneydoğu'daki bazı seçim büroları da tahrip edildi. Bunların hepsi birlikte çok çirkin hadiselerdir. Ha, şimdi bunlar olurken muhalefet partilerini itham edeceğim diye o konuşmalar televizyonlarda falan devam etti. Hepimiz izledik. Ve şey olmuş, bu Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü bomba patladı. Miting sırasında. Duruşta 32 mi? Evet, 33. O kadar insanımızın öldüğü evet. bir şey. IŞİD sonra IŞİD Ankara oldu. 102. Ankara'da 102 kişi. Evet. Ve şimdi bunu kim yaptı meselesi, tahkikat falan gazetelere yansıyan haberlerden öğreniliyor ki IŞİD'e mensup olan bir takım insanlar yaptı. Şimdi bunu anlatırken buna kim karar verir zaten? Soruşturma mercileri bu şekilde bir rapor yaparlar. Onun üzerine adliyeye gider. Adliye karar verecek neticede. Daha vermedi ama bunları polis raporlarından falan herkes öğrendi zaten. Gazetelerde yazdı. Kimse de itiraz etmedi. Ama siyasetçiler arasında bunu böyle suçu paylaştırmak gibi 7-8 tane grup bir araya gelmişler. Kokteyl, başbakan söyledi onu. Bu bir kokteyl şeydir bunlar. Dedir işte saldırıdır ya kokteyl suikastı falan ya yani birçok kimsenin karıştı. Agatha Christie'nin şey romanı vardır. 12 kişi bir cinayet işlerler İstanbul Ekspresi'nde, Şark Ekspresi'nde, Doğu Ekspresi'nde. Onun gibi bir hale döndü. Şimdi siz suçu o da vardır bunun içinde işte PKK'da da vardır, Esad'ın adamları vardır, Esad'ın şey teşkilatı, muhaberat teşkilatı bilmem ne vardı. Muhaberat böyle şeyleri kullanıyor, onu da biliyorum. Ama şimdi yani, bizim polis araştırmış bulsa o da açıklayacaktır yahut peşlerine düşecektir. Bu polisin bir tek IŞİD'çiler var orada. Ama onun içine böyle kokteyl gibi bir takım şeyleri de katarsanız o suçu hafifletme yolunda bir gayret sarf ediyorsunuz anlamı çıkar bundan. Bunlar da acayip şeyler. Yani kim yaptıysa onun üzerine gideceksiniz yani. Şimdi 61'den 65'e kadar 4 koalisyon hükümeti kuruldu. 65 seçimlerine gidiyor Türkiye. Tabi'nin önünde de bir kitap var. Birazdan göstereceğiz onu, Bülent Ecevit'in. İsmet Paşa o dönemin sloganını CHP'yi ortanın solunda diye ilan etmiş durumda. Bunu konuşmuştuk zaten. Ben şimdi bir gazete getirdim. 65 seçimlerine çok girerken evet. ortanın solu Moskova'dır yolu. Meşhur evet. sloganla giriyor Türkiye ve evet. Ve Allah CHP'nin iktidarından korusun. Şimdi burada benim bugün de şiddetle karşı çıktığım tarihin siyaseten istismar edilmesinin tipik örnekleri var. Ortanın solu ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikriyatı. Buna Moskova'nın yolu yani komünizm diyorsunuz. Ondan sonra İsmet Paşa'nın başbakanlığı döneminde Moskova'ya yaptığı seyahatlerin fotoğraflarını evet. koyuyorsunuz. Tabii. İsmet Paşa ile Stalin. Hala aynı şey. Yok. İsmet Paşa ile Stalin. Elbette Rusya'nın olacak. Başında Stalin varsa, evet. Türkiye'nin de başında İsmet Paşa varsa. Yan yana resimleri olacak, konuşacaklar. Uluslararası ilişkileri de bu olacak. Ki. Ama evet. işine geldiği zaman da İsmet Paşa ile Stalin'in fotoğrafı o dönemde modaydı. Şimdi de İsmet Paşa ile İsmet Paşa'nın Mussolini ile evet. fotoğraflarını İtalya gezilerini. Bunlar çok çirkin evet. şeyler. İsmet Paşa'yı merkez sağda bulunan, sağda bulunan İslamcı, muhafazakar, milliyetçi muhafazakar insanların eleştirmesi tabiidir ama bir devlet adamı olarak yaptığı faaliyeti komünistlikmiş gibi, evet. İsmet Paşa komünistmiş gibi yahut faşistlik suçlu hale gibi, getirmek bu çok yanlış. Günah yani tarihi bugünkü siyasi kavgada istismar evet. etmek fevkalade yanlış. Ben buna şiddetli tepki gösteriyorum. Kaldı ki İsmet Paşa'nın o şeyle görüşmesi, Sovyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanı'yla görüşmesi, arkasından Stalin'le görüşmesi, bunların hepsi yeni kurulan Türkiye'nin Rusya'dan bir bela gelmesini önlemek için yapılan evet. faaliyetler. Evet. Yani bugünkü devlet adamlarının görüştüğü her devlet adamı demokrat tertemiz adam mı yani? Evet. Devlet evet. arası ilişkileri de olabilir. Onun için bunu bilhassa hatırlatmak evet. isterim. İsmet Paşa ortanın solu Moskova yolu, İsmet Paşa'nın Stalin'le çekilmiş fotoğrafı. Evet. Zaten ayıp yani ya. O sırada Sovyetler Birliği Türkiye ile çok yakın ilişkiler içinde. Yani o 1933'te bir iki yerde daha hatırlattım onu.
Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü törenlerinde Atatürk'ün yanında işte Boroşilov bulunur, bilmem Taksim'deki. Taksim'de heykelde Boroşilov falandır. İki tane komünist var. Şeye Taksim'deki kadar 1939'a kadar aslında gayet iyi ilişkiler içinde olan ülkeler Türkiye ile Sovyetler Birliği. Sade onunla da değil. Yani Türkiye'nin şeyle de öteki Yunanlılarla ilişkileri gene çok iyileşmiş. Büyük savaştan, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Venizelos gelmiş gitmiş falan. Yani bu dış politika işlerinde böyle oturup da komünistlerle görüştü. Yok bilmem İtalya ile görüştü, faşiste şey yaptı, Hitler'le, bu Hitler'e bıyığı benziyor. Bir de öyle bir şey vardı. Bıyığı Hitler'e benziyor diye. Yani o da bir ayrı hadiseydi. Şunu hatırlatmak lazım. Türkiye'yi Sovyet tehdidini öngörerek NATO ittifakına sokacak yolu açan İsmet Paşa'dır. Tabii. 1939'da İngiltere ve Fransa'yla Hatay'ın bizi ilhakında pekiştiren İngiltere ve Fransa 1939 Eylül'ünde anlaşmayı, ittifak anlaşmasını imzalayarak ileride kurulacak olan NATO'nun yolunu yapan da o. Neye karşı? Stalin'e karşı. Ortanın solu Moskova'ya yolladı. İsmet Paşa ile Stalin'in fotoğrafını koy altına. Şimdi hani buna benim vicdanım isyan ediyor. Evet. Tarihin bu şekilde istismar. Evet. Kim ederse istismar ederse etsin. Aynı şekilde İsmet Paşa'ya emperyalizmin kapısını açtı diyen Kemalistler de var. Hı-hı. Onlar da tarihi istismar ediyorlar. Hı-hı. Mustafa Kemal'e de aynı şekilde. Evet. Şimdi 1939'dan itibaren Sovyetler Birliği politika değiştirmiş. O zamana kadar onlar da Türk dostu bilmem ne geliyorlar. Burada filmler çeviriliyor. Burada bahsettik yani konuştuk bunları. 39'da Saracoğlu Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidiyor. Tabii, barış anlaşması, saldırmazlık anlaşması falan imzalayacağım diye. Diyorlar ki arkadaş tamam imzalayalım da bizim bir niyetimiz var, isteğimiz var. Nedir? Boğazları birlikte müdafaa edelim. Yani boğazlarda Ruslar da bulunacak. Beraber dışarıya karşı müdafaa edeceğiz falan. Yani bütün bunları falan bir kenara bırakıp yok bu iyi benziyor sizin şeye Hitler'e yok Stalin'le İsmet Paşa'nın ziyareti mesela burada bu da şey verirseniz ben bir kitabı okuyacağım. Evet tam yerine geldi. Evet onu. Hani zaman zaman bu programda kitap tanıtımı yapacağız. Şöyle koyalım mı onu? Nasıl? Onu oraya siz, koyalım tamam. Siz o arada konuşun isterseniz. Zaman zaman böyle İlhan Tekeli, Selim İlkin tanıtalım bu programda. Müthiş bir ikili, bu, iki bilim insanı Türkiye'nin. İlhan Tekeli Hoca ve Selim İlkin hocalarımızın. Evet. Buradan kendilerine hepimiz saygılarımızı sunuyoruz. Ve Türkiye'de çok güç olan bir şey yaptılar. Birlikte çalışma. Birlikte çalışabilmek. Evet. Bu eser senin benim imzam önceydi sonraydı demeden akademik ahlakla çalışan iki değerli iletişim yayınlarından çıktı. Dış siyaseti ve askeri stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si bu birinci cilt. Evet. Üç ciltlik olarak bir kitap. Benim gözümden çıktı. İletişim yayınlarından çıktı. Benim gözümden kaçmış olanlar olabilir. 6 yıllık bir dönemi böylesine araştıran bir kitap Türkiye'de yayınlandı. Ben bunu Milliyet Kitap'ta yazdığım tanıtım yazısında şah eser, baş yapıt olarak tanıttım. Türkiye'nin sadece İsmet Paşa'nın o zaman Türkiye'yi harbin dışında tutmak için izlediği diplomasi değil, uygulanan ekonomi politikalarını. 1 milyon askeri silah altına alıyorsunuz. Naziler işgal ederse yapacağınız gerilla savaş için de buğday stoklamanız lazım. Ekmeğe karneye bağlıyorsunuz. Bütün üretim rakamları orada veriliyor. Fevkalade önemli bir kitap. O dönemi merak edenler ve bir de diplomasi neymiş ya bu işler nasıl oluyormuş diye biraz merak edenlere bu kitabı tavsiye ediyorum. İlhan Tekeli, Selim İlkin, İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si 3 cilt olarak iletişim yayınlarından çıktı. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklam arasından sonra... Sizin hani söyleyeceğiniz bir şey varsa... Hayır ben de yani çok ilgilendim. İlk defa şey yapıyorum burada. Tamam. Vallahi bana sorulsa okuduğum 20 kitabı say diye birisi bulur. Bu ne zaman çıktı? Bugünlerde. Bir sene önce çıktı. Evet. Bir sene önce ben... Cilt çıktı. Evet şimdi bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Sonra da Atatürk'e dair bazı konuşmalar ve Atatürk'ün kendi sesinden plaklardan küçük birer kuple dinleyeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
Evet, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri 1965 seçimleriydi. Radikal sağ ve radikal sol olmak üzere Türkiye'de ilk defa Sosyalist bir parti yaklaşık 15 milletvekiliyle parlamentoya girmişti. Milli Bakiye diye bir sistem uygulanmıştı. Aslında teorik olarak bir partinin iktidara gelmesi çok zor olmasına rağmen Adalet Partisi, bu yanımda gördüğünüz başlıktan da hemen fark edileceği üzere AP tek başına iktidarda diyor. 257 milletvekili AP, 140 milletvekili CHP, 18 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 7 Yeni Türkiye Partisi tip 3 ama bir de Milli Bakiye'den gelen milletvekilleri ki şimdi ekranda oy oranlarını görüyoruz. Partilerin genel başkanlarını da görüyoruz. Adalet Partisi %52.9 almış Milli Bakiye sistemine rağmen ve tek başına iktidarı kurabilecek şunu duruma belirtelim. Gelmiş. O zaman meclisteki milletvekili sayısı 450. Evet. 450 milletvekilinin 257'si Adalet Partisi'nde. Çoğunluk. Çünkü Adalet Partisi %52 oy almış. Bu seçimde. Evet. Evet. Şimdi değerlendirmeleri alayım ben. Bu ya, tipi falan da hatırlat istersen. Tabii. Türkiye yani, İşçi Milli Türkiye İşçi yani Partisi Mehmet Ali Aybar o girişte söylemiştim. Tekrar etmiş olayım. 65 kaçtı? Seçimleri tip 3 milletvekili görünüyor. Bu genel seçimlerden geri kalan 11 milletvekilini Milli Bakiye ile alıyor. Ve 14 sonra 15 milletvekiline çıkıyor. Milli Bakiye Kanunu yani partiler yüzde kaç oy aldıysa milletvekillerini o kadar meclise soksunlar şeklindeki Milli Bakiye Kanunu demokrasi düşüncesiyle değil Adalet Partisi'nin tek başına iktidara gelmesini önlemek için çıkarıldı. Evet. Ama %52 oyu hiçbir seçim sistemi iktidardan uzak tutamazdı. %52'den Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. Fikir İsmet İnönü'ndü galiba hatırladığım kadarıyla. Onu bilmiyorum. Yani bir tek Osman Bölükbaşı biliyor. İtiraz ediyor buna. Tabii Osman Bölükbaşı'yı da burada rahmetle anmış olalım. Yani siyasi hayatımızın çok önemli politikacılarından birisi. Beni sonuçlarıyla mutlu eden seçimlerden birisi budur. 1965'te Adnan Menderes'in faaliyette gösterdiniz galiba o zaman. İktidara geldi. Fakat ben o partide değildim. O zaman Türkeş'in partisinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde Genç Kolları başkanıydım. Sadece Adana'dan tek başına Türkeş seçilebilmişti. Zaten İşçi Partisi daha fazla oy almıştı. Evet, tek milletvekili. Bir milletvekili var zaten. Evet. Milli Bakiye'den gelecek Milli geri kalanında. Evet. Bugün için Türkiye'de ben Milli Bakiye sistemine şiddetle karşıyım. Demokraside hem temsilde adalet hem de sandıktan ülkeyi yönetebilecek iktidarın çıkması demek olan yönetimde istikrar birlikte düşünülmesi lazım. İşte oldu. 1960'da. %52 oyla oldu. Her zaman %52 oy alınmıyor. Yani kaldı ki orada koalisyon yapma imkanı falan yani küçük partilerle koalisyon yapma imkanı da oluyor. Başka ülkelerde de koalisyon öyle kuruluyor zaten. İster Almanya'yı alın, ister nereye alırsanız alın. Yani bir 10 milletvekili çıkaran bir parti, bilmem 200 milletvekili çıkaran bir partiyle birleştiği zaman işte şey yapabiliyor. Koalisyon kuruyor. Yani o küçük partilerin de temsil etmesi imkanı. Milli Bakiye'yi savunuyor musunuz? Tabii. Şuradan savunuyorum. Siz bak anlaşamayacağımız bir konu açıldı. Evet. Ben de savunuyorum. Tabii. Zaman zaman. Evet, ben de savunuyorum. Eyvah. Bravo. Sınıfta kaldım. Evet ilk defa. Tamam. Şimdi kayda geçsin. Hayır şimdi şu Aslan var. Aslan abi ikimizin birlikte hareket ettiği toplumda bir takım görüşler olduğu zaman bunların meclise yansımasının sağlanmasına özen göstermek lazım. Şimdi mesela Yeşiller diye bir parti çıktı. Daha önce de galiba konuştuk bir kere. Şimdi bu Yeşiller Partisi Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda var. Niye var? Eğer %10 baraj olsa yani. Hiçbir tanesi olmaz. Kuruldu, kapatıldı Anayasa Mahkemesi tarafından. 89'da. Var, anayasa aykırılıktan değil. Nazari Yeşiller var ve Sol Gelecek. Var da, yani Yeşiller ve Sol olamıyor. Gelecek diye bir parti var şu anda. Evet. Var ama işte olmuyor. Niye olmuyor? Şimdi oraya verdiğin zaman sen hiç istemediğin bir partiye oy vermiş gibi oluyorsun. Yani ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek istemiyorsam böyle barajın altında kalacak bir partiye oy verdiğim zaman vermiş gibi oluyorum. Şimdi bir kere bu anormalin ortadan kalkması lazım. İkincisi de hakikaten dünyada yeni yeni fikirler oluşuyor. İşte Yeşiller mesela geldiği zaman Almanya'da bile orada %5 baraj var. Tutunmaları kolay olmadı. Ama işte 1,5-2 falan alınca ümitler artmaya başladı. Sonra da geçtiler. Birçok defa koalisyon ortağı oldular. Dışişleri Bakanı olarak da Joschka Fischer vardı. Kızıl bilmem Joschka diye tanınan falan. O da hatta o şekilde oldu.
şey, yani komünistler de o arada girdi. İşte bir kısmı zaten yeşilleşmişti, tırnak içinde şey olmuşlardı. Yani ne fikir varsa bugün Türkiye'de bunların tabii şey olmayacak, şiddete başvurma yolunda olmayan fikirleri kastediyoruz tabii, girsin. Bunun hiçbir zararı olmuyor. Şiddete başvurmayan fikirler kuralı Türkiye'de uygulansın. Nasıl? Şiddete başvurmayan fikirler ancak mecliste temsil edilir. Canım, şiddete başvurmak derken onu tefsir etmek yolunda bir ara sadece komünistlik değil, şey bile, Cumhuriyet Halk Partisi'nin solculuğu bile şey diye, solcudur diye işte sen söylüyorsun. Yok, şiddet, Moskova'nın yolu falan diye hücum edilip ondan sonra altlarında şeyler açıldı. Yani şiddete başvurmak meselesi gerçekten şiddete başvurma böyle efektif olarak ortaya koyma ihtimali olan fikirler için söz konusu. Bizim şeyimizde de böyledir zaten. Anayasamızda, mevzuatımızda da böyledir. Ama yani gerçekten Türkiye bu yüzden işte 4 partiye indi. Başka hiçbir parti ortada yok. Bir de bazen 2 partiye iniyor. Oldu da geçmişimizde. 2002'de oldu mesela. Ve barajın altında kalan partileri düşünün. Bugün barajın altında kalmayan hiçbir parti yok şeyden başka. Adalet ve Kalkınma Partisi de evvelden kalmıştı işte Erbakan zamanında. Şimdi düşün, MHP kaldı. CHP kaldı. Doğru Yol Partisi. Anavatan Partisi. HDP. Demokratik Sol Parti. Demokratik Sol Parti. Ve bunların bir kısmı siyasi sahneden çekildi. Bunların içinde politikacılar vardı. %10 fikirler oluşuyordu orada burada. Yani bu büyük bir kayıptır. Evet. Ve bunda ısrar etmek, bir kısmı ısrar ediyor. Şeyin de ısrar ettiğini zannetmiyorum ben Taha Bey'in. %10 değil, daha düşük olsun diyeceğim. Ben %5 gibi bir rakam sanırım. Yani hiç olmazsa o şekilde bir uzlaşma yoluna doğru şey yapabiliriz. Siz %5 derseniz uzlaşırız yani. Hayır, ben de %2 derim. Belki %2,5. Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de toplumdaki bütün fikirlerin istisnasız bir şekilde parlamentoya yansımasından yanayım. Kanunlar çıkarken, kararlar verilirken, bakın şimdi %1 diyoruz. %1 hani çok küçük bir rakam geliyor ama 550 bin seçmene tekabül ediyor. Yani %1 dediğimiz rakam 550 bin seçmenin bir konudaki fikri demek. Yani biz bunu görmemezlikten gelemeyiz. Şimdi bu biz eski bunu görmemezlikten gelemeyiz ama görmemezlikten gelmemiz gereken başka bir şey daha hayır, var. Hayır. Şimdi şunu Fransa'da 4. Cumhuriyet istikrarlı hükümetler kurulamadığı için çöktü. Bu tarihen, siz benden iyi bilirsiniz. Tarihen ispat edilmiş bir olay. Bizim koalisyonlarla idare edilen dönemlerimizde uzlaşma iyidir. Fakat hükümetlerin performansı düşüktür. Son Ecevit hükümeti İktisadi reformlarıyla, anayasa değişikliğiyle Türkiye'ye çok büyük hizmet etmiştir. Kemal Derviş reformlarından bahsediyorum. Fakat bir noktadan itibaren tıkandığını ve ancak krizle duvara çarptıktan sonra Kemal Derviş çağrılarak reformlar yapılabildiğini hatırlatmak isterim. Ama o da dünyanın her tarafında. %10 barajıyla seçilmiş bir mecliste, onu da unutmamak lazım. Hayır, %10'u kötü, ben %10'u savunmuyorum. Neden istikrar faktörünü de düşünmemiz gerekir, onu düşünüyorum. Bu bir ara Türkiye'nin gündemine geldi. Anayasa Mahkemesi terminolojiden dolayı iptal etti. 450 milletvekilinin yüzünü, 550'nin yüzünü Türkiye milletvekili dersiniz. Milli bakiye %1 alan oradan girer ama kalan 450'si yönetimde istikrarı sağlayacak şekilde %5 barajıyla seçilir. Almanya'da da daha karışık ama istikrarı destekleyen bir ikili seçim sistemi var. Şimdi, yani herkes parlamentoda temsil edilsin iyi ama bir de hükümetin çıkması lazım. Onun 4 yıl Türkiye'yi yönetecek, planlar yapacak, 8 yılın muhasebesini yapacak hükümetler de lazım ülkeye. Onun, son örnek İtalya. Bakın İtalya 6 aylık 8 aylık hükümetler. Parlamentoda 20-30 tane parti olmadı. En sonunda dediler ki partiler birbirleriyle ittifak yapsınlar. %40 oy alan otomatikman iktidara gelsin. Evet. Niye? İstikrar arayışı. Bizde şey de ittifak da yasak. Yani işte, tamam ittifak. Şimdi ben eskiden beri savunduğum. Partiler ittifak yapabilsin. Bir de neyi arıyoruz? Uzlaşma kültürü yerleşsin bu memlekette arıyoruz. Çünkü böyle bir kültür oluşmamış. Evet. Bunun oluşması da ancak bu barajın kalkmasıyla veya indirilmesiyle sağlanabilir. Çünkü bu %10 oldu mu bir kısmı giremiyor. Evet. Parlamento girememesi demek o sözlerin yani bunların söyleyeceği sözlerin dışarıdan içeriye doğru söylenmesi. Dışarıdan dışarıya doğru söylenmesi demek. Yani bu teröre falan yönelişlerin falan sebeplerinden bir tanesi de içeride temsil edilememektir. Çok doğru. Bu her yerde böyledir. Yani mesela Saadet Partisi %5 olsaydı çok büyük bir ihtimalle parlamentoya girerdi.
giremedi parlamentoya. %2,5'tu oyu. Evet. Son seçimlerde binde bilmem kaça düştü. Tabii. Yani giderek bunlar parlamento dışına çıkıyor. O adamlar parlamenter sisteme karşı da müspet bakamazlar yani. Bu şeyin politikanın da kuralı, politikaya meraklı olan insanların da genel davranışı. Şimdi bu temsilde adalet mi, istikrar mı? Eskiden beri seçim yasalarıyla ilgili bu konuşulur. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Seçim yasalarının görevi temsilde adaleti sağlamaktır. İstikrar parlamentoda sağlanır. Yani istikrarı üretecek olan yer, hükümeti kurulacak, hükümetin tabii kurulacağı yer. Tabii milletvekillerinin katılımıyla. Evet, o parlamentodur. Dolayısıyla meclis iş tüzüğüyle olur, anayasayla olur. Onu şu an bilemiyorum. Bu konuda farklı bir kompozisyon, hükümet kurma kompozisyonu getirilebilir. Fakat biz mümkün olduğunca farklı görüşleri parlamentoya yansıtalım ki parlamento çıkarların birleştirildiği ve uzlaştırıldığı en meşru zemin. Sistemde hükümet parlamentonun içinden çıkmaz mı? Evet. Parlamento o kadar parçalıysa, parçalı parlamento biliyorsunuz Maurice Duverger'in literatüre soktuğu, ancak seçim sistemiyle partilerin merkeze doğru teşvik edilebileceğini söylediği bilimsel bir gerçek. Yani ben istikrarı parlamento parçalı olsun da istikrarı da ondan sonra nasıl sağlanır? Hayır, sağlasın. Öyle değil. Olur mu? Seçim yasalarının görevi temsilde adaleti sağlamaktır diyorum. Hükümetin kurulması parlamento içindedir. Ona farklı kompozisyonlar getirilebilir. Farklı rakamlarla hükümet kurma. Az önce dediniz ya %40'ı bulan hükümet kuruyor İtalya'da. Benzer bir sistem milletvekili açısından parlamentoda da öngörülebilir. Güven oyu alması, işlerin yapılması. Bunun üzerine hani düşünelim diye söylüyorum. O çünkü da, şu sebepten dolayı. Türkiye'deki seçim sistemlerinin siyasi yapıyı nasıl etkilediğini, dünyada da bunun nasıl olduğunu öngörerek. Şimdi %5 diyoruz. Yani %10 diyoruz. Şimdi %10 dediğimiz zaman 5 milyon oy almış bir parti parlamentoda yani, temsil edilemiyor. %5'e indirseniz 2,5 milyon kişi bir partiyi destekliyor ve o parti veya o görüş parlamentoda temsil olanağı bulamıyor. Bu bana hakikaten vahim geliyor. Ya, yani, Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir kısmının nüfusu 2 milyon. Evet. Ve biz onu göz ardı yani, ediyoruz. Şeyden tutur, Slovenya'dan 3 milyon, 5 abi, milyon, Yunanistan. 2 milyonluk bir ülkeyi böyle kolayca idare edebilirsiniz de 80 milyonluk bir ülkeyi idare etmenin de zorluğunu düşünmek lazım. 80 milyon dediğin yani. Yüksek, Almanya kaç, Almanya'nın nüfusu şimdi 80 milyondan fazla zannediyorum. Orada nasıl idare edilir? Orada da istikrar var. İstikrar var. Yani şey var. Temsilde yani, adaletle birlikte istikrarı öngören bir parlamenter sistem var orada. Orada sadece bir hükümeti devirme halinde işte biraz önce konuştuk. Yeri yapıcı güven oyu denilerek yeni başbakanı tayin ediyor. Kademeli seçim sistemi. Kademeli seçimli ikili bir seçim sistemi vardır. Benim o ikili sistem ama Almanya'da öyle bizde de parlamentoda, başka türlü olur. Parlamentoda çıkar bu 70-80 senedir. Bunu başka bir programda uzun boyu tartışalım. Ama şunu göstereceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bunun sonucu ne oluyor? Bizde işte bu gibi tedbirler lazım ki istikrar olsun, şu olsun, bu olsun ve aynı zamanda ilişkiler, partiler arası ilişkiler daha iyi olsun. İkisi birbirine zıt. Hı hı. Siyasetçiler arasında iyi ilişkilerin olması için onların hangi düşünceden olurlarsa olsunlar mümkün olduğu kadar aynı çatı içinde bulunmalarını sağlamak gerekir. Bu da parlamentodur tabii normal olarak. Parlamentoda 3 parti daha olsa o 3 partinin şimdi 7 parti eder bunlar yahut 10 parti olsa bile bunlar arasında koalisyon kurma kültürünün yerleşmesi gerekir. Bu biz koalisyonu yapamaz. Aksi takdirde biz Türkler koalisyon yapamayız. Evet. Nasıl yapamazsın? Dünya kadar işi yapmışsın. Başka memleketlerin yaptığı. Sen de yapacaksın. Öğrenmenin yolu var. Nitekim misaller verdik. Şeyden bile bir darbe hadisesinden, ihtilal hadisesinden sonra oturup kurabildiler bir hükümeti. Bundan sonra da hükümet kurulabilmeli. Bir de şunu unutmayalım. Şimdi şöyle bir yargı var Türkiye'de. Koalisyon gelince kaos oluyor. Hayır, Türkiye siyasi tarihine baktığımız zaman yakın dönem Türkiye siyasi tarihine az önce konuştuk. 61-65. Türkiye'nin katük yılları ama koalisyon hükümetleri o yıllardan geçmesini ve işte ulaştırmış. Kalkınma rakamlarına bakmak lazım. Süleyman Demirel'in tek başına iktidar olduğu 65-69 arasında kalkınma hızı, enflasyon, tek haneli rakamlarda kalkınma hızı %6'nın üzerinde sürekli olarak. Otomotiv sanayinin, enterkonnekte sistemin, ama montaj sanayinin. İthal ikameci sistemdi, onu unutmamak lazım. İthal ikameci, o aşamada ithal ikameci olması lazım. Bunlar bu sanayi altyapısı o zaman kuruldu. Koalisyonun
gerektiği zamanlarla şunu düşünmemiz lazım. İstikrar ne için lazım? Lazım mı değil mi? Lazımsa ne için lazım? Uzlaşma kültürü ne için lazım? Koalisyon ne için lazım? Ona göre bunları telif eden bir seçim sistemi. O yüzden bizim anayasamızda doğru olarak CHP'nin ve Doğru Yol Partisi'nin uzlaşarak yazdığı, yani Süleyman Demirel ile Erdal İnönü'nün, ikisi de rahmetli oldular, uzlaşarak yazdıkları anayasa maddesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar diyor. İkisini birden düşünelim. Ben anayasanın o maddesini doğru buluyorum. Dediğim bu benim. Tamam. Ben de müsaade edersiniz. İstikrar şeyde de sağlanabiliyor da bu barajın olmadığı ülkelerde çok daha iyi sağlanabiliyor. Şimdi bu koalisyon kültürü çok önemli, vurgu yaptığımız. Ben de şunu tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye'de koalisyonlar geldiği zaman istikrarsızlık olmadı. Türkiye'de istikrarsızlık ve krizler varken koalisyonlar geldi. Örneğin 61-65 döneminde. Örneğin 73'te yani Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'nin koalisyonu ki Türkiye'yi çok rahatlatan bir koalisyondu. Aynı şekilde 91 koalisyonu. Türkiye'nin hakikaten çok sıkıştığı bir dönemde Erdal İnönü'nün de kendini riske atarak o ittifaklarla Kürt milletvekillerini parlamentoya taşıması ve bir sıkışmayı açması. Aynı şekilde 95 seçimlerinde de Refah Partisi ve DYP'nin ANAP'ın yaptığı koalisyonlar. Ve şunu da hatırlayalım. 99 seçimlerinden sonra kurulan koalisyon, o Anasol D diye kısaltıyorduk galiba, Avrupa Birliği konusunda en büyük adımları atan koalisyondu. Yani Ecevit koalisyonu. Ecevit'in sonra da başbakanı asıl oldu. Asıl anayasa koalisyon. Değişiklikler orada yapıldı. Evet. Ondan en büyük değişiklikler orada yapıldı. Avrupa Birliği ile ilgili. Demokratikleşme ile ilgili. Adalet ve Kalkınma Partisi 2000'e kadar olan döneminde de hem anayasa değişikliği bakımından CHP'nin desteğiyle 2010'a kadar 2010'a tamam. kadar veya 11'e kadar olan dönemde CHP'nin de desteğiyle anayasada çok esaslı değişiklikler yaptı. 90. maddede o madde bugün Türkiye'nin can simididir. Değişiklik yaparak uluslararası evrensel hukukun yerli hukuktan üstün olduğunu 90. maddeye yazdı. Onun için bugün Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları Yargıtay'ı bağlıyor, Anayasa Mahkemesi'ni bağlıyor. Böyle tek taraflı bakmayalım. İstikrar niye lazım? Koalisyon niye lazım? Uzlaşma niye lazım? O açıdan bakalım. Şu Kopenhag kriterlerini de yalnız başlangıçta Türkiye onlara uyar hale gelmişken onlardan giderek ayrılır hale geldi. Gene bu hükümet zamanında. Ben bunu hangi parti diye söylemiyorum. Evet. İstikrar bir ülkede ne için lazım? Ne işe yarıyor? Adalet Kalkınma Uzlaşma Partisi ne için lazım? Bu, ne işe yarıyor? Avrupa Birliği istikametine giderken yani birdenbire onun ülkelerine uzaklaşır hale geldi. Türkiye'de her iyi şeyi koalisyonlar yaptı. Hayır, koalisyonlar döneminde iyi şeyler yapıldı fakat performans düşüktür. Türkiye'deki büyük atılımlar tek partili dönemlerde yapıldı. O zaman, ancak tek partili dönemlerin otoriterleşme riski var. Türkiye'de gördük bunu bütün tek partili dönemlerde. Ona karşı işte kuvvetler ayrılığı gibi, yargının bağımsızlığı gibi tam parlamenter diğer kurumları. Tam parlamenter sistem. Tek partili dönemi çoktan beri müdafaa eden yok da fiilen tek partili döneme varmak isteyenler var burada. O yüzden tek partili olabilir. Dönem dediğim tek partinin iktidar olduğu dönem. Atatürk'ün önü dönemini kastetmiyorum. Demirel'in 65 iktidarında tek başına gelmesi kötü mü oldu? Demokrat Parti'nin ilk 7-8 yılını Metin Toker'in kendisi Demokrat Parti'nin altın yılları şimdi diye yazıyor. Şunu demek bunları da görelim bak, diyorum şimdi ben. Anladım. Her şeyi, hepsini görmek lazım tek da. Tek partili dönemler kötü, bu, tek partili iktidarlar kötü. Dünyada demokratik ülkelerin sayısı hayli fazladır. Bunlardan bir kısmının bulunduğu Avrupa Birliği'ne biz girmek istiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde olan bitenler var. Onlara da göz atmamız lazım. Ben bizim Türkiye'nin gerek demokrasi açısından elde ettiği tecrübeler açısından, gerekse diğer özellikleri açısından Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinden daha geride olmadığı kanısındayım. Yani demokrasi kültürü açısından. İnşallah da öyledir. Ha, yani kültürü açısından bak, geride kalan. Bak şikayet ediyorsunuz. Şu durumda bu kültür alt üst edilmiş vaziyettedir. Güvencesi de yoktur. Ama yani Türkler koalisyon kuramaz. Yok niye? Öyle bir şey. Yani böyle bir eksikliğimiz şey olduğunda tamam, koalisyon kurarlar. Kurdular ama koalisyonların performansı düşük oluyor. Daha, bu gerçek. Daha iyisi. Ama o performansta demokratikleşme var. Demokratikleşme de Türkiye'nin siyasi tarihi açısından çok önemli bir misyon. Şimdi çok az süremiz kaldı. Bugün şimdi 9 Kasım oldu. Yarın 10 Kasım. Atatürk'ün vefatının yıl dönümü. Şimdi onunla ilgili ben birkaç şey göstermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi
Önce şunu söyleyelim. Yıllarca Türkiye'de Atatürk dendiğinde mangalda kül bırakmayan kurumlar oldu, kuruluşlar oldu. Doğru dürüst çalışmalar yapmamıştır. Bunu çok net söyleyebiliyorum. Maalesef. Evet. Biyografisini bile yazamayan bir ülkeden söz ediyoruz. Yani eksiksiz bir Atatürk biyografimiz hala yok. Hala Türkiye'de Nutuk gibi bir eserin edisyon kritiği, kesinlikle. Yani eleştirel basımı yapılamadı. Yapılamadı hala. Üstüne üstlük mesela Atatürk'ün bütün eserlerini özel bir yayınevi derledi. Hani kamu yapması gerekiyor. Bunu vesaire. Söyleyelim adını açıkça, evet, kaynak yayınları 27 cilt olarak halinde, Atatürk'ün bütün eserlerini bir araya yayınladı. Getirdi. Çok temel bir eser. Evet. İçinde birkaç tane teknik hatalar var ama çok temel, her evde bulunması gerekiyor. Kesinlikle. Ve daha üzücü tarafı, ben onu belirteyim. Atatürk darbelerden sonra gündeme gelmiştir Türkiye'de. Bunu bu kadar rahat söyleyebilmemi ölçerek söylüyorum. Şöyle ki, Milli Kütüphane'nin database'ine girdiğinizde Atatürk'le ilgili kitaplar, eserler, şiirler falan filan ne zaman yayınlanmış diye baktığınızda 60-61, 71, 80-83, 28 Şubat sürecinde Atatürk'le, yani adeta bir raz darbeyle özdeşleştirilen bir kimlik. Hatta şuna da şaşmamak mümkün değil. Görüntülerinin bir arşivi yok hala. Ses kayıtlarının bir arşivi yok. Şimdi ben birkaç tane göstereyim. Mesela bu Türk Anneler Birliği'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün seslerini 1965'te bir araya getirdiği ilk plaklardan biri. Daha sonra Philips firması Milliyet İşbirliği ile, dönemin gazetesiyle beraber buldukları bir ses kaydını Hollanda'da kendi merkezlerinde temizletecekler. Ondan sonra 50. yılda da tekrar Atatürk'ün o meşhur 10. yıl nutku, 1932 konuşması, 35 konuşması yayınlanacak. Onun dışında şu tür plaklar yayınlandı. Onları göstereyim. Mustafa Kemal Paşa. Hep 60'lı yılların ürünleri bunlar. Bu Atatürk'e arzuhal, dönemin siyasetçilerini Atatürk'e şikayet eden bir plak. Bu çok hoştur. Aşık Veysel'in Atatürk'e ağıt ölümünden sonra taş plak olarak da yayınlanmıştı bu. Birinci ve ikinci bölümü. Burada da biz Taha Bey'le bunu daha önce kullanmıştık. Atatürk'ün bir sofra sohbetinin çok güzel bir kaydı var. Tarihi bir kaydı. Orada söylediğini de söyleyelim. En büyük iktisatçımız Celal Bayar'dır diyor. Türkiye'nin iktisadı sahasında. Onun dışında da plaklar var. Atatürk'e ağıt ve 50. yılda. Şimdi ben burada İsmet Paşa'nın sesini belki hatırlayanlar vardır. İsmet Paşa'nın 1963 yılında Atatürk'ün anısına söylediği çok kısa bir konuşma var. 10 Kasım'ında yaptığı bir konuşma. 1963 de. Şimdi o konuşmadan kısa bir bölüm dinleteceğim. Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Şimdi 1938'de Atatürk'ün ölümünden sonra Atatürk İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün hitabesi yahut konuşması diye hitabesi işte bu bütün okullara falan da konuldu. Yani Atatürk'ün gençliğe hitabesi İsmet İnönü'nün de Vatan sana minnettardır diye bilinen beyanname, o zaman o zamanki adıyla bildirisi, beyanname. Yaşlı bir ses olduğu için şimdi bunu sonradan tekrar kendisi okumuş. Sonradan kendisi okumuş. Çünkü Cemal Gürsel'in de sesi var aynı plakta. İsmet'in önünde bir sürpriz isim. Şimdi, John F. Kennedy. Çok ilginç bir şekilde onu da dinleteyim isterseniz. Ondan sonra konuşalım. Çok az bir parça dinleteceğim zaten. Şimdi bu bu Cemal Gürsel'in sesi. Bugün, yalnızca sesini duyup Kennedy'ye geçeceğim. Ölümünün 25. yıl dönümünün 25. yıl dönümü dediği 1963. Şimdi burada da şimdi bu da John Kennedy'nin suikaste uğramadan yaklaşık iki hafta önce Atatürk hakkında yaptığı konuşma. Ve övüyor Atatürk'ü bir lider olarak. Müthiş bir övgü. Arkasından da çevirisi gelecek zaten, Türkçe çevirisi. Out of a collapsing empire, so that the new Turkey has proudly proclaimed and maintained its independence. Diye devam ediyor.
çöken bir imparatorluktan sonra bağımsız devlet kuruldu evet. diyor. Şeklinde. Bir de isterseniz 1935 kurultayından yaptığı konuşmada birkaç cümle dinleyelim, ondan sonra bırakalım. Atatürk'ün tabii bu 1935'te. Sayın üyelerim, karşılarında bulunmakla az duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu saygıyla anarım. Buradaki konuşma Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına hitaben yapılıyor, meclise hitaben değil. Evet. Ses iyi değil ondan sonra. Evet. Tamam zaten bu kadar. Üzerine Atatürk'ün üzerine. Evet 3 dakikamız var. Altan Bey. Yani tabii bu şu andan falan 9'undayız. Yarın evet. Atatürk anılacak. Benim bu yıl dönümü için tabii söyleyeceğim şeyler çok. Ama burada bir şeyi söylemek isterim. Ben Atatürk'ü asıl hayatındaki sözlerle değil, hayatından sonra olup bitenlerle birlikte ölçmek gerektiği düşünüyorum. O zaman da şu sonuca varıyorum. Yani Atatürk kendi Cumhurbaşkanlığı zamanında devletin başkanıydı. Ve devlet o şekilde kurulmuştu ki, yani tabii hep lehinde şeyler yazılıyordu, çiziliyordu. Ama asıl öldükten sonra ve hele zaman giderek daha fazla geçtikten sonra ne kadar değerli bir insan olduğunu ve Türkiye'ye neler getirdiğini anlamak çok daha kolaylaştı. Başka ülkelere bakarak ve mukayese ederek Türkiye'yi onlarla bir sonuca varırsak, hiçbir ülkenin sahip olmadığı o zamanındaki ülkelerden ve bizim Osmanlı İmparatorluğu'ndan çıkan ülkelerden hepsinden çok daha ileride bir ülke haline geldiğimizi görürüz. Bunu da Atatürk'ün izlediği politikaların sonucu olarak görmek gerekir. Ve demokrasi eksikliği vardı Atatürk zamanında. O demokrasi eksikliği de bu gidişin, bu çağdaşlaşma yolundaki ilerleyişin sonucu olarak görmek gerekir. Taha Bey çok yani, az zamanımız kaldı. Bir dakikadan az. Ölümden sonra asıl anlaşılmaktadır. Hiçbir politik etki olmadan çok da eleştirilmesine rağmen, hakkında birçok eleştiri çıkmasına rağmen bu bugün daha yanlış diyor. Taha Bey? Ben Atatürk gibi büyük ve çok farklı dönemleri, Osmanlı, Cihan Savaşı, çöküş, milli mücadele, devrimler dönemi, farklı dönemleri yaşamış liderler hakkındaki değerlendirmenin metodolojisiyle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Burada Kennedy'den bahsettiği için Atatürk'ün Amerikan milletine beyanname diye 1922'de yayınladığı bir beyanname var. Orada Amerikan demokrasisinin örnek aldığını, Amerikan devletinin kurucusu Washington'ı kendisini örnek olarak aldığını söylüyor. Bu İngiltere'ye karşı Amerika'yı kullanmak için söylediği diplomatik bir söz. Dolayısıyla Atatürk'ün sözlerini hangi şartlarda, ne amaçla, nasıl bir siyasetin tezahürü olarak söyledi diye değerlendirmek lazım. Öyle olduğunda hakikaten dahi bir politikacı, devlet adamı olduğu çıkar ortaya. Peki, teşekkür ederim. Ve bu akşamlık da bu kadar. Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Haftaya sağım solum tarihte yeni ve çarpıcı konularla konuşmak üzere, buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.